Görüyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Şimdi biz bu oturumu tekrardan özür diliyorum. Yani 80 oturumdur bunu görenlere. Kayda alıyoruz. Ve YouTube kanalımızda paylaşacağız. Oradan alıp başka yerde ya bize haber vermelerini istiyoruz ama başka kanallardan da web sayfamızdan da paylaşıyoruz. Başka kanallara iletenler olabiliyor. Siz burada kalmakla bu video kaydını KVKK kanun kapsamında alınmasına ve bunun yayınlanmasına izin verdiğinizi gösteriyorsunuz. İsterseniz isminizi değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. İsterseniz videonuzu kapatabilirsiniz ki biz bunun hiçbirinizi birini yapmanızı istemeyiz. Hiç kimse yapmadı bugüne kadar. Veya en kötüsü oturumdan çıkabilirsiniz. Ama biz bunun kaydını yapacağız. Ama bu biraz şey ne denir? Bürokrasi mi diyelim buna? Evet, peki. Ben bunu kapatıyorum. Ve kayıt altında. Bu arada evet, Şule Yılmaz, avukat Şule Yılmaz bizim çok destek olan birisi kendi Zumbalaki oturumlarına. Mesela Pirlere Niyaz Edilir oturumun konuşmacısını kendisi o getirdi bulup. Bir iki yazar buldu getirdi ama onu yarı yolda bıraktılar. Değil mi? Evet, Bırakmadılar da. peki. Süley de bir hastalık atlattı. Çok geçmiş olsun. Evet, Teşekkür ederim. mikrofonu Şule'ye bırakayım. Şule sen de hocamızı takdim eder. Mikrofonu ona devredersin. Buyurun. Merhabalar, herkese iyi akşamlar diyeyim saat itibariyle. Evet, uzun süre bir ara vermek zorunda kaldım. Bu bir rahatsızlık, COVID'in yansımaları dolayısıylaydı ama bugün çok güzel bir oturumla geri dönüyorum. Metin hocamızın ilk oturumunu ben izleyememiştim. Video kayıtlardan takip ettim. Daha sonra yayınlarına ulaştım. Muhteşem bir sunumdu hocam. Çok teşekkür ediyoruz ve bugün devamının olması bizim için çok büyük bir keyif olacak. Çok uzatmak istemiyorum. Metin hocamızı hepimiz tanıyoruz. Zaten bütün oturumlarda hemen hemen görüyordum kendisini. İzleyici olarak da aramızdaydı. Hocam ben mikrofonu size bırakayım. Olur mu? Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sevgili Şule. Geçmiş olsun her şeyden önce. Çok geçmiş olsun. Sevgili Cem Baysal'ın şahsında tüm katılımcıları selamlıyorum. Yine bana katlanmak zorunda kalacaksınız ne yazık ki. Sabırlar diliyorum. Konumuz Cem Baysal'ın teklifiyle hiç. Onun alt başlıkları ben hiç'i daha tümleyici olarak diğer kavramlarla ilişkilendirdim. O da hiçlik ve hiççilik. Bunun yanında bu kavramın doğurduğu sonuçlar açısından ele alma, tarih içinde ele aldığım biçimiyle göreceğiz. Sekine ve miskin, mesken kavramlarını da bu hiç kavramının sürekliliği içinde bir örgü içinde anlatmaya çalışacağım. Kategorik değil. Yani böyle madde madde alt alta yani bir ders gibi değil, bir örgü içinde, bir işleme içinde sunmayı düşünüyorum. Birinci bölümü, böyle birinci, ikinci bölüm diye söylemem, ara vereceğim demek değil. Katlanacaksınızdan bir tanesi buydu. Birinci bölümü daha çok felsefeyle ilgili ve sanatla ilgili. İkinci bölümü de daha çok mistik gelenekler veya ezoterik geleneklerle ilgili olacak. Ama her halükarda ev sahibimiz dilediği yerde kesebilir, mola alabilir. Benim için mahsuru yok. Bu girişi her ne kadar felsefeyle başlatacak olsam da ona bir epizot olarak Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir sözünü başlık olarak koydum. O da şöyle, bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen bir hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir.
Mevlana, Celaleddin Rumi. Yani Celaleddin Rumi'yi vurgulamamın nedeni birçok Mevlana var. Mevlana Molla Cami gibi birçok Mevlana var. O bir ünvan biliyorsunuz. Şimdi tarihsel bir sürece gireceğiz. Böyle düşüncenin serüveni olarak. Felsefe tarihine ilk göz attığımızda felsefe tarihinin antik Yunan'da ortaya çıktığı ve biçimlendiği arka arkaya birçok düşünürün ve birçok sanatçının ortaya çıktığı bir dönemde daha sonra filozofların varlık bilimi yani ontoloji dedikleri en temel varlığı, varlığın devinimlerine veya devinimsizliklerine karşı çeşitli kavramları tartıştıkları bir başlangıç var. Bu başlangıç Parmenides. Yani Parmenides varlık kavramıyla başlıyor ve onun ünlü bir önermesi var bildiğiniz gibi. Diyor ki varlık vardır, yokluk yoktur. Yani burada toptan inkar var. Yani yokluğun inkarı var, varlığın tasdiki var. Varlık başa alındı, varlık vardır, yokluk yoktur. Böylece felsefede bir ontoloji, bir varlık felsefesi doğmuş oldu. Buna bağlı olarak bilgi de varlığın bilgisi olarak kabul edildi. Yani ancak var olanları bilebiliriz. Onun dışında bir bilgimiz olamaz. Bu varlık kavramı değişmez bir ilke olarak ileri sürüldü Parmenides tarafından. Yani varlıkta bir değişme olmaz. Bu total bir varlık, var olanların bir birliği olarak değil, bir temel ilke olarak varlık. Yani var mevcudun birliği değil, doğrudan doğruya bir kavram, bir ilke olarak, soyut bir evrensel olarak varlık kavramıdır. Hiçbir şey yoktan var olmaz ve hiçbir şey de vardan yok olmaz. İlkesi bu ontolojinin başlangıcıdır ve benimsenmiştir. Parmenides'in ünlü sözü ex nihile nihil. Bu söz daha sonra sıkça filozoflar tarafından tekrarlandı, durdu. Yani hiçlikten hiçlik çıkar. Aslında pozitif bir önerme, hiçlikten hiçlik çıkar ama gördüğünüz gibi sonuç negatiftir. Yani hiçlik yok, yokluktur ve hiçlikten hiçlik çıkar aslında doğru bir önerme olamaz. Bu bir varlık, bu anlamda Yunan, antik Yunan felsefesinin bir merkezli düşünme. Yani düşünmenin merkezinde onto, varlık olduğu anlamına gelir ve tüm diğer filozofların Aristoteles'ten o sistematik ele alıştan sonra tüm diğer filozofların yanında ya da karşısında tartışma yarattığı en temel kavram bu olacaktır. Gorgias hepimizin bildiği gibi o ünlü düşünür başka bir yoldan giriş yapmıştır felsefeye. Yani kuşkuculuk anlamında. O da şöyle demiştir. Hiçbir şeyin varlığı kanıtlanamaz. Ve kanıtlama çabalarında o döneme kadar olan filozofların kanıtlama çabalarını eleştirmiştir. Bunların yeterli kanıt olmadığını ve hiçbir var olan kanıtlanmadığı gibi varlık da kanıtlanamaz. Ancak buna sezgi olarak ya da inanç olarak bağlanılabilir demiştir. Ancak hemen bu görüşün karşısında ontoloji olarak bu Parmenides'in kurduğu varlık bilimi ontolojisi karşısında hemen Heraklit'in o karşı çıkışını görüyoruz. Heraklitos şöyle söylüyor. Her şey değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişme ilkesidir. Her şey değişiyor. Şimdi Parmenides'te her şey aynıdır. Hiçbir şey değişmiyor. Varlığa yeniden bir şey gelmez. Varlıktan bir şey çıkmaz. O vardır ve şimdi de neyse hep öyle olacaktır. Ama tam karşısında Heraklit, hayır, her şey değişmektedir. Bu değişmenin ilkesi de değişmenin kendisidir. Değişmeyi ilke edinmemiz gerekir. Bu kalıcı bir şeyin olmadığını ileri sürmek anlamına gelir. Her şey akıcıdır, her şey değişmektedir. Heraklit'in bu ilkesi kendi çağında dikkate alınmadı biliyorsunuz. 2500 yıl lojikten neredeyse çıkartıldı. Yani Sokrates'in dediği gibi, o büyük bilgenin dediği gibi Heraklit karanlık bir adam. Delos'un dalgıçları bile onun dibini bulamadılar. Dolayısıyla kayda değer değildir. Ta ki 18. yüzyıl Avrupa'sında Hegel
filozof Hegel lojiğine kendi ifadesiyle Heraklit'in tüm kavramlarını lojiğime aldım. Yani Heraklit felsefenin ta kendisidir demeye getirdi. Ve Hegel'den sonra artık bu ontolojiyle yani Parmenides'in varlık kavramıyla Heraklit'in değişme kavramı bu kez diyalektik hale getirildi. Diyalektikten kasıt karşılıklı bağıntılı, karşılıklı birbirini türeten kavramlar biçimine geldi. Bildiğimiz gibi. Böyle küçük hatırlatmalar olacak. Bağışlayın, bildiğiniz şeyleri bir sonuca doğru örgün halde anımsatmak istedim. Antik Yunan felsefesinde olduğu gibi matematiğinde de sayılar birle başlar. Yani varlık. Ha bu Fisagor'dan beri böyle. Bir. Ama bir Fisagor'da bir sayı değildir, bir kavramdır. Ve dolayısıyla Fisagor felsefesinin, gaye felsefesinin ve aslında Parmenides'in bu ontolojisinin de başlangıcında bu bir kavramı belirgin olarak, belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır. İkisinde de yokluk yatsınmıştır. Matematikte de yokluk yatsınmıştır. Yani Antik Yunan'da sıfır, matematikte sıfır kullanılmamaktadır. Antik dönem için söylüyorum. Matematikte de felsefede de bu yokluğun yani hiçliğin yatsınması aslında çok büyük bir sorun doğurmuştur bildiğiniz gibi. Hareketi açıklama imkansız hale, olanaksız hale gelmiştir. Çünkü hareket bir cismin hareket edebilmesi için bir boşluğa, bir kendisini devindirecek bir boşluğa gereksinimi vardır. Eğer bu boşluk, bu hiçlik kabul edilmezse cisim statik olarak olduğu, var olduğu gibi hep kalır ve ebediyen öyle kalır. Hareket açıklanmamış olur. Şimdi Antik Yunan'da bu kadar anımsatmayla yetineceğim. Bunun karşıtı olarak Hint felsefesine gideceğim. Çünkü Antik Yunan'da merkezi düşünme, varlık felsefesi üzerine tesis edilirken Hint'te ise tam tersi merkezsiz düşünme, hiçlik üzerine inşa edilen bir düşünce akımı. Hint felsefesinde bu kavram sunyata. Sunyata kavramı boşluk veya hiçlik. Bunu temel alır. Bir nevi ama bu sunyata, bu boşluk böyle nasıl diyeyim bir statik boşluk gibi bir şey değil. Belki bir storming, bir fırtınanın gözü olarak düşünebiliriz. Çünkü çevresinde tüm varoluşları ortaya çıkartan merkezde bir savurma gücüyle yaratılışlara neden olan bir boşluk. Yani çevresinde hareket olan bir boşluk gibi. Bu merkezsiz düşünme olanağı Hind'in temel görüşlerinin üzerine yapılandırdığı olanaktır. Bilindiği gibi Hintli matematikçiler de bu anlamda yani sunyatayı kendi felsefelerinde buldukları için onu matematiklerine aktardılar ve sıfırı ilk kez yeryüzünde Hintliler kullandı. Onların matematikleri sıfırla başlıyor. İşte bu buluş, bu sıfır buluşu Araplar üzerinden Batı'ya gelmiştir. Ama gelirken Arapların adlandırmasıyla gelmiştir. Yani sunyata olarak gelmedi. Sıfır diye bugün de kullandığımız gibi sıfır, sıfre, şifre demek. Yani Araplar bu sıfırı sıfır yani bilinmeyen X anlamında kullanmışlardır. Ve Avrupa toplumlarına geçtikten sonra artık sayılar birle değil sıfırla başladı. Ve pozitif sayılar tam bir yansıma olarak, tam bir karşılık olarak düşünülecek olursa sıfırın solunda da negatif sayılar, eksi sayılar dizgesi artık matematik kaçınılmaz bir biçimi, bir formu olmuştur. Sıfır temel alınınca sıfırın solundaki eksi değerler simetrik olarak sağındaki artı değerleri dengelemektedir. Böylece sıfır bir denge. Hem düşünmede hem matematikte bir denge unsuru. Bu
Bu bakımdan hatta sıfırın bir gücü var mıdır diye onun üzerine de ayrıca kavramsal çalışmalar var. Şimdilik ona girmeyeceğim. Böylece varlık hiçlik diyalektiği Yunan'da ortaya çıkmış oldu. Hem matematiğinde hem düşüncesinde bu varlık hiçlik birbirini dışlayan değil, bir hareketin içinde aşamalar, uğraklar olarak kavranan bir diyalektik yapıya bürünmüş oldu. Ne saltık varlık ve ne de saltık hiçlikten söz edilemez oldu. Asıl olan ikisinin devingen birliği, yani oluş ya da varoluş. Dolayısıyla antik Yunan'da Parmenides'in başlattığı varlık felsefesi artık yatsınmış, onun yerine varoluş felsefesi yerleşmiş oldu. Hareketin kendisi, hareketin kendisinin gerçekliği. Sunyata, boşluk, Hint'teki Buda'nın öğretisinde, ünlü Gotama Buda'nın, çok Buda var biliyorsunuz. Buda bir şey, bir ünvan, bir aydınlanma durumu, bir nurlanma, tenvir olma durumu. Dolayısıyla biz başlangıçtaki Gotama Buda'yı burada zikrediyoruz. Başlangıcı o başlatmıştır. Sunyata Buda'nın öğretisine Nirvana adını almaktadır. Fakat Sunyata'dan farkı, Nirvana'ya varmak gerekir. Nirvana insanların varacağı bir aşamadır ve Nirvana'ya eren ancak aydınlanmış olacaktır. Ve bu bilinç Nirvana'ya vardığında Sunyata'yı deneyimlemiş olacaktır. Burada ilginç bir kavram var. Deneyimlemek, hiçi deneyimlemek. Bu gerçekten üzerine çok yazılmış, çizilmiş ve de halen problematik olan, sorunsal olan bir kavramdır bildiğiniz gibi. Ve bu Sunyata'nın deneyimlenmesi ya da diğer deyişle Nirvana'ya varış, bu vasıl olma ne amaçla olmaktadır? İşte bu amaç moksha, yani özgürlük. Neden Nirvana, neden Sunyata deneyimi? Çünkü moksha, yani özgürlük. Spinoza, ben böyle bir doğu batı hemen gidip geliyorum, karşılıklılık biçiminde. Spinoza, insan benliğinin kendinden hareketle, kendinden kaynaklı tesis edilemeyeceğini söyler. Yani daha doğrusu insan egosu kendinde temellenmez. Cosa sui değildir. Peki nerede temellenir? O tanrısal töze dayanır. Tüm diğer varoluşlar tanrısal töze dayalı olarak vardırlar. Tanrısal töz var değilse tüm varlıklar, gölge varlıklar kaybolurlar. O halde insanın egosu ya da benliği aslında gerçekliğini tanrısal tözde bulmaktadır. Bu anlamıyla Spinoza insan benliğini kendinde bir hiç, tanrıda bir hep olarak tanıtlar. Yani artık burada hiç ile hep karşıt kavramları Spinoza'da gerçeklik için kullanılır. Daha sonra Martin Heidegger, bildiğiniz gibi tüm var olanlar üzerine bir varoluş felsefesi oluştururken, var aslında kendisi şöyle der, ben bir varoluş felsefesi düzenlemek için yola çıkmadım ama yol beni buraya çıkarttı. Var olanlar üzerine düşünürken ve açıklamalar yaparken her şeyin altında hiçlik kavramı var olmalıdır, var olmalıdır. Bakın, hiçliğe varlık vermek. Hiçlik olmazsa var olanlar açıklanamaz. Hatta çok özgün bir şeyi vardır Heidegger'in, bir sözü vardır. Varlıktan bir adım geriye çıkmak der. Yani varlığı yatsımak. Varlıktan bir adım geriye çıkıp varlığa bakmak. O halde o zaman diyor ancak varlık kavramı olabilir. Varlığı kavramlaştırmak, onu nesneleştirmek, onu karşına almaktır. Halbuki daha önce neydi? Ontolojiydi. Varlık öznesi, özne olarak da var, nesnesi de var. İkisi de varlık içinde eritilmişti. Burada özneyi hiçliğe, salt bilinci hiçliğe çekiyor ve tüm var olanlar onun nesnesi ya da içeriği olarak vurgulanmış olur. Varlığın doğası hiçlikten kalkarak ancak açıklanabilir der
Heidegger. Ve yine Heidegger varlıktan işte bir adım geri çekilmeden biz varlığı kavrayamayız. Ve insan varlığını da ayırt eder ve der ki insan varlığı Dasein, kendinde varlıktır. Bu kendinde varlığı hiçlik zemininden onun kendisini nasıl kurduğunu, insanın kendisini kendi seçimleriyle nasıl yarattığını anlamadan anlayamayız. Şimdi bir de bilindiği gibi, başta da başlıkta da zikrettiğim gibi, felsefede hiççilik, nihilizm, hiççilik diye bir kavram. Bu hiççilik, saltık kuşkuculuk diye de nitelendirilir. Yani saltıktan mana mutlak ya da saltık, koşulsuz demek. Koşulsuz olarak ve kategorik değil ya da bir nedenselle bağlı değil. Koşulsuz olarak bu böyledir. Yani hiç kimse saltık kuşkuculuğun nihilizmi karşısında bir değer ileri süremez. Bu saltık kuşkuculuğun kendi savı tabii. Ne değer ileri sürülürse ta Georgias'a kadar dayanan o değerin bir bilgi olarak kanıtlanmasında hangi yol izlenecektir? Rasyonalizm mi, idealizm mi, varoluşçuluk mu, birçok işte o pozitivizm mi, mantıkçı pozitivizm mi sayabilirsiniz. 30 küsür tane bildiğiniz gibi disiplin var. 33 küsür literatür edilmiş felsefi disiplin var. Bunların her biri neden farklı sav ile sürüyorlar? Demek ki tek bir hakikatte birleşmemişlerdir. O halde kanıtlar tek saltık bir şeyde yatsınabilir. Bir kavramda yatsınabilir. Nihilizm. Fakat nihilizmin de kendi içinde bir sorunu var tabii ki. O da ahlak sorunu. Yani peki hiçbir şeyin değeri yoksa, hiçbir şey kanıtlanmıyorsa insanlar bir arada nasıl yaşayacaklar? Çünkü ahlak insanların bir arada yaşamasının bir törel uzlaşmasıdır. O halde neye bağlı olarak insanlar bir arada yaşayacaklar? Bunun da karşılığını ahlak belirli bir şeyle, idealist bir kalıba, bir ideaya ya da rasyonalist bir nedensellik arayışına değil. Peki yani sadece yaşamdaki fonksiyonuna, işlevine bakarak anlamlandırılmalıdır. O nedir? Yaşamı geliştiriyor mu? İnsan davranışları yaşamı geliştiriyorsa ahlak ilkesi olarak bu benimsenebilir. Yaşamın gelişmesine başka hiçbir ahlak ilkesi aslında dayatılamaz. Şimdi bunun arkasındaki zaten onun da doğurduğu postmodern dönem var. Postmodern felsefe, aynı zamanda postmodern sanat anlayışları bildiğiniz gibi. Burada da dikkate değer olan şey hem felsefesinde hem sanatında postmodernizmin, affedersiniz, postmodernizm diye söylenen ama aslında izm yani sistem yanı yatsınması gereken bir kavram. Postmodernizm olanaklı değildir. Çünkü modern ötesi demek. Modern ötesi sistematik değildir. Sistematik olsa modern artık yatsımış olurdu. O halde postmodernite vardır ama postmodernizm yatsınmalıdır. Postmodernitenin sanat ve felsefede imgelem gücünün sürekli yıkıma odaklandığını görüyoruz. Yani yapıcı bir önermeler üzerine değil, yıkıcı bir önerme biçimi üzerine kurulmuştur. Yani sanatta kalıpları kırmak, sanatın yaratıcı ayağına ulaşmak, kalıpların yapı sökümü ya da yapı bozumu dediğimiz bir disiplinle sökülmesi ve ortadan kaldırılması. Bu sökülme ve ortadan kaldırma sonucu nedir? Hiçlik. O halde postmodernitede yaratıcılık ancak hiçlikle, yani hiçlik bu yapı söküm ilkesi. Her türlü geleneğin yapı söküme ulaştırılarak hiçin yaratıcı gücüne ulaşmak amaç bu. Ama her türlü gelenek, dinsel gelenek, geleneksel ahlak, töre, inançlar, ideolojiler, her türlü taraftarlıklar yapı söküme uğratılmalıdır ve yeniden kurma olanağı ancak o zaman vardır. Yoksa sürekli eklemlemeler olacaktır ve sürekli bu eklemlemeler insanın
kendi yaratıcı dehasını ortaya çıkartmayacak. Sadece zekasını kullanarak diğerlerine eklemleme biçiminde bağlanacaktır. Savı vardır. Heidegger'ci mirası postmodern yapısalcı bir tonda yeniden yoğuran diferansiya ilkesiyle Derrida evrensel bir hakikatin reddiyle imgelem gücüne bir çağrı yapmıştır. Modern dönemin ve modernizm bir sistem olarak ortaya çıkması bir hakikat, temel bir hakikate, bir evrensele bağlanmıştır. Hakikat vardır ve bu hakikatin marifeti yani işleri yeryüzünde insanlar tarafından yapılmaktadır. Fakat bir hakikate bağlı, bir evrensele, yatsınamaz bir tümele bağlanma esası vardır. Burada Derrida bunu yatsıyor. Hayırdır, bir hakikat yoktur. Ancak çıkarcı grupların veya egemen grupların kendi görüşlerini bir hakikat olarak dayatmaları vardır. Bir hakikat yoktur. Bu halde ne vardır? Diferansiye var. Sürekli ayrımlarla uğraşmalıyız. Sürekli ayrımları göstermeliyiz. Sürekli diyalektikte kalma diye de bunu anımsadık. Bu biliyorsunuz Frankfurt Okulu'nun savıydı. Frankfurt Okulu da felsefesini kurarken diyalektikten kurgula, spekülatife, senteze geçmeyi yatsıdı. Yani bir hakikate ulaşmayı yatsıdı. Sürekli diyalektikte kalırsa dirimli bir ortam, bir ilişkiler ağı oluştururuz. Peki o zaman nasıl yaşam kuracağız? Bir hakikate bağlı değilse uzlaşma. İnsanlar uzlaştıklarını yaşama geçireceklerdir. Eğer bu deneme yanılmada yanılıyorlarsa yeniden uzlaşımsal şeyler çıkartacak. Ama bir hakikat var ve bu değişmez ve bu hakikat altında yaşamı standartize edeceğiz görüşü yatsınmıştır. Bir de biliyorsunuz bu Derrida diferansiyasının imgeye çağırması yaratıcı kavramıyla gene ilişkilidir. Sanatın yaratıcı imgelem dediğimiz tahayyülün özgürlüğü anlamında bir kaynağı çağırıyor ve o kaynakta sürekli yaratıcılık sanatsal anlamda da felsefi anlamda da sürekli yaratıcılık talebi vardı. Aynı dönem ya da peşleyen ve dil bilimsel düzlemde bu kez us kuramı geliştiren Habermas. Daha önce us kuramı var tabii ama dil bilim üzerinden Habermas bunu kuruyor ve iletişim bildirişim temelli kuruyor bildiğiniz gibi ve bu kez imgelem gücünün karşısına usun denetimini koyuyor. Daha önce bunlar şeyde de vardı, Dilthey yaşam felsefesi ve tin ve doğa bilimlerinin birbirinden ayırt edildiği bir biçimi de vardı. Hemen arkasından gelen diğer düşünürler ve giderek sorgulaya bu önce ruhçu, sonra vitalist, sonra tarihçi tin görüşlerini eleştirerek Gadamer'de tekrar nasıl kavramsallık yani usun egemenliği denetçi olarak aranıyorsa burada da Habermas Derrida'nın bu salt imgelem yaratıcılığına bir ussal denetim, ussal bir yaklaşım getirirken burada diğer kendinden önceki filozofları tekrar ediyor değildir. Kendinden önceki filozoflardan çok farklı olarak insanın ontolojisini, insan varoluşunu temellendirirken bunu dil üzerinde iletişim ve bildirişim temelli olarak kurmaya çalışıyor. İnsan iletişim ve bildirişim varlığıdır. Yalıtıldığı zaman iletişim ve bildirişimden yalıtılıp bir doğada terk edildiği zaman insan kendisi bir varlık kazanamaz. Bu halde varlık burada insan varlığı doğal bir varlık değil, toplumsal bir varlık temeline taşınmış olmaktadır. Çağdaş psikolojiye gelince burası ve şu ana kadar anlattıklarımla ilgili çok daha derin bir sorgulama getiriyor. Yani burada şimdiye kadar anlattıklarımda bir iradi seçim var. Yani eğer şöyle düşünürsem böyle olur. Bu düşüncede şu sonuçlar çıkar. Bilincin nedenselliği üzerine bilinçli bir şey var. Yani felsefi bilinçli bir seçim var. Ama psikoloji bildiğiniz gibi yani kendinden öncekileri
hakkını teslim etmek üzere Freud'le başlatmak, o bir sentez, kendinden öncekilerin hepsini sentezleyip bir sisteme kavuşturup bilim diyebileceğimiz bir niteliğe yaklaştırmış olduğu için psikolojiyi, onun adını anmadan olmaz. Freud büyük bir hikaye başlattı biliyorsunuz. Sadece Freud değil, aynı dönemde Nietzsche, Marx ve Freud kendilerinden önceki tüm felsefe ve ideolojileri derinden sarstılar. Çok derinden sarstılar. Bir daha toparlanmamak üzere neredeyse. O nedenle de halen nihilizm kendisini hala sorgulayıcı. Yani bana hesap vereceksiniz. Yaptığınız tüm şeyleri böyle inancaya değil, kavramla kanıtlamaya, tanıtlamaya tabi olacaksınız gibi bir tutum içinde. Peki Freud ne yaptı? Freud çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki felsefeler bilincin işleridir. Ama her an bilinçli değildir. Ve bilincinin kullanıldığı uyanıklık aşamasında dahi, uyku değil uyanıklıkta, bilincini kullanırken de aynı zamanda bir bilinç dışı ona eşlik etmektedir. İşte felsefenin o güne kadar fark edemediği bir şey bu. İzlerini buluyoruz. Yunan mitolojisine gittiğimiz zaman, ki Freud da bunu yapar, Yunan mitolojisine gider, hatta Mezopotamya, Suriye mitolojilerine gider ve daha sonraki diğer mitologlar gibi o da orada bilinç dışı izlerini bulur. Hades dediğimiz Yunan'daki o bilinç dışına gitme gelme, hani cehennem gibi çevirileri de edilir. Bunların bilinç dışı olduğunu söyler. Şimdi bu çağdaş psikolojide özellikle Freud'un matem ve kara duygu kavramlarıyla ortaya koyduğu kişilik yıkımı olumsuzdur. Yani biraz önce yeniden yapılanma, sanatta dirimlilik ve yaratıcılık olabilsin diye insanların hiçe, yaratıcı imgeleme, kendi zihninin baskılarından kurtulmaya gitmesi gerektiğini söylerken, psikoloji bu kez bize diyor ki bu kişilik yıkımı olumsuzdur. Çünkü matem ve kara duygu, aynı zamanda Freud'u izleyen Kristeva'yı da biliyorsunuz. Onun da o ünlü kavramı Black Sun, yani kara güneş. Bu kara güneş ve bu kara duygudan kalkarak dünyaya karşı bir ilgi kaybı olur diyor Freud. Dünyaya karşı ilgi kaybı olunca derin bir keder çıkar ortaya ve bu ilgisizlik giderek kendini kınamayı da aşar. Ki bakın burada kendini kınama da yine mistik veya ezoterik geleneklerde vardır. Ama burada Freudian yaklaşımda kendini kınamayı, öz eleştiriyi de aşar ve kendinden nefret etmeye, dünyasından, yaşamından nefret etmeye dönüşür. Eğer öyle olursa diyor, intiharlara kadar gider. İntihar eğilimidirler. Şimdi Freudian bakış açısından geleneksel, ezoterik veya mistik geleneklerin o önermelerine dönüp baktığımızda bunların çoğu hasta. Bu hiçe gitmek, hiçliği yaşamak, hiçliği deneyimlemek, bu tür meditasyonlar falan Freud'un bakışa göre ya hasta gibi görünmektedir. Ama Freud'un bunu bu şekilde tespit ettiğini ben yatsıyorum. Böyle yapmamışlar. Burada Freud'un kastettiği kişinin bir metot, bir düşünce sistematiği içinde değil, bir psişik bunalım içinde içine düştüğü bir depresyondan söz ediyor. Dolayısıyla bu bir yöntem olarak değil, yöntem olmadığı için de felsefi bir eleştiri yapamayacağımız psikolojik bir durumdur. Bunu söylemeden geçmedim çünkü bu psikolojideki karşılığını da hiçin ve hiçliğin bilmeden yürümek biraz saftillik olurdu. Bu insanın kendini yitirmesi diyelim, ilgisizlik, dünyadan el etek çekmek gibi bir metot değil ama dünyadan soğumak, dünyadan uzaklaşmak, depresyona girmek, kedere gömülmek. Bunun arkasında Kristeva herhangi bir sevgi nesnesi yitikliğini bulmaz. Yani insan herhangi bir nesneyi veya olguları, nesneleri veya benzeri şeyleri veya onlardan gelecek olan veya çevresindeki insanlar gelecek olanla sevgilerin yoksunluğundan bu duruma düşmezler. Yani kara gün, kara güneş
kara duygu bu şekilde oluşmaz. Ya nasıl oluşur? Diyor ki bunların arkasında birincil bir sevgi yitimi vardır. Budur. Asıl temel budur. Birincil sevgi yitimi sevgi nesnesi olarak annedir. İşte bu karmaşık ve merkezsiz bir dünyadan, yani hiçlikten söküneden kara duygu ve manya kişiyi ümitsizliğe düşürür ve yaşamsal kaygı yaratır. Yani işin her yönden felsefi, psikolojik, geleneksel, ezoterik, mistik hangi yönde bakarsak bakalım son derece ilginç bir kavram. Sevgili Cem Baysal'ın hakikaten altını çizdiği kadar önemli hiç ve hiçlik, hiççilik üzerine düşünmeler. Şimdi buraya kadar böyle bir psikolojiyi her ne kadar arada tuttuysam da, çünkü psikoloji bilinç dışıyla da ilgili olduğu için aynı zamanda ezoterik geleneklerle de yakınlığı var. Bilincin işlerini de disipline ettiği için aynı zamanda felsefeyle yakınlığı var. Yani psikoloji bir bakıma gnostik öğretiler, hermetik öğretiler, tasavvuf gibi yaşamsal düşünceleri, deneyimsel düşünceleri felsefeyle ilişkilendirebilecek bir medya, bir dolayım alanıdır diye düşünüyorum. Yani psikolojiyi göz ardı ederek tasavvufa girmek sadece onu rasyonel yargılamaya neden olabilir. Değerlendirme orada yeterli bir kalite kazanmaz. Şimdi işler değişiyor efendim. Hermetik gnostik gelenek ve tasavvuf geleneğinde buna da eklemleme yaparsak eğer Budist geleneği ekleyebiliriz. Bu geleneklerde hiçlik son derece farklı. Diğer şimdiye kadar anlattıklarımdan son derece farklı. Belki sanata yakın. Bu yapı sökücülüğe, yapı bozuma belki yakın. Hiçlik deneyimi yeniden doğma ilkesi olarak kabul edilmiştir. Yeniden doğma. Böyle bir kavram var. Yani insan annesinden doğmuştur ama kendisinden de doğmalıdır. İnsanın kendisinden doğabilmesi için annesinden doğduğundaki ortamdaki tüm giyindiği kültürel, inanç, davranış, olumlu olumsuz hiçbiri fark etmiyor. Tüm yüklemlerden kurtulması gerekiyor. O zaman bunlardan kurtulma bir yöntem gerektirir. Buna ben böyle yapıyorum, böyle inanıyorum demekle ulaşılmıyor. Yani zihinsel bir formülle, bir mantıksallıkla ulaşılamayan bir gerçeklik. Ama bu gerçeklik salt hiçliğe varmak ve hiçlikte kalmak anlamında değil. Tam da tersi, Phoenix gibi yanıp küllerine ulaşıp ama küllerinden yeniden yaratılmak anlamında. Yani Phoenix de tabii ki bir kül şeyi var, simgesi aynı zamanda. Ve burada denecektir ki hani hiçlik, hiçlikte hiçbir şey yok. Bu kül ne olası, bu simge buraya uymadı denebilir. Ama çok ilginçtir. Sufiler genellikle Mevlana ve benzeri tarzdaki sufiler sıkça bu terimleri kullanırlar ve der ki yandın mı küle dönersin ama kül yanmaz ki. Şimdi bu kül kavramı da son derece ilginçtir sufiler açısından söylüyorum. Çünkü kül tabii kullanılan terimle oynayarak, bir dil bilim oyunu yaparak. Kül aynı zamanda bütün demek. Külli diyoruz, bütünsel. O halde kül, Phoenix'in yani kuşun yanarak ondan madde olarak ortaya çıkan bir kül gibi. Veya eğer fiziksel düşünecek olursak dünyadaki tüm şeyler, radyoaktif yıkılımlar sonunda kurşuna kavuşur. Ve kurşun evrenin külüdür. Kurşundan daha radyoaktif bir şey çıkmaz. Yani hatta radyoaktiviteyi kurşun denetler gibi. Bunlar aşırı yorum tabii. Gördüğünüz gibi günümüze taşımak için seçtiğim aşırı yorumlar. Şimdi bu geleneklerde ki dikkat şimdi bu yeniden doğma ilkesini kavramak açısından. Bu geleneklerde hiçliğe varmak, hiç olmak değil. Hiçliğe varmak, sıfırdan kendini kurmanın olanağı olarak önerilmektedir. Yani bir yöntemdir. Bir başka deyişle insan doğal ve kültürel kölelikten, burada kölelik altı çizilecek bir nokta.
doğal ve kültürel. Yani burada ilginç olan şey, insanın içgüdüleri doğaya aittir ve insan başlangıçta içgüdülerinin kölesidir. Sonra toplumsal sürece girer ve kültür üretilir. Bu kez de kültürün baskısı altındadır. Hatta illüzyonu altındadır. Yani çocukluktan itibaren kültürün içine doğan bir insan, kendi kültür çevresini yetişkinliğe kadar özümsediğinde, onun için bir doğa gibidir. İkinci doğa derler kültüre zaten. Kendisi tabii bir şey. Zaten böyleydi, hep böyle olacaktır. Sanısına kapılır. Ancak başka bir kültürle karşılaşırsa, bildiğiniz gibi kültür şoku olacak ki kendisini sorgulasın ve kültürünün köklerini diğerinin karşısında savunmak adına da olsa arasın. Bu bakımdan kölelik burada olumlu olumsuz tüm kültürel varlığa bağlanmak veya doğal olana bağlı olmak. Doğal ve kültürel aidiyet, iyilik insanın köleliğidir diye kabul edilmiş. O zaman özgür olmak için ölüp dirilmek gerekir. Bu da ilginç bir kavram. Ölüp dirilmek. İşte nitekim gene simgesel olarak mitolojide işte Phönix'e kadar gene gidebiliriz. Daha başka mitolojik şeyler de var. Ölüp dirilme. İşte Mısır'da Osiris kültüne gidebilir. Yani şimdi uzatmamak için onları vurgulamıyorum. Zaten bildiğimiz şeyler. Şimdi bu ölüm tabii bir ölüm değil, doğal bir ölüm değil. İradi bir ölüm. Seçerek bir yöntem olarak uygulanan bir ölümdür ki bu ölüm gerçekleştiğinde sevgili İsa'nın dediği gibi İncil'inde ben ölümü yendim der. Zafer kazandım. Ölümü yendim. İşte İsa'yı İsa yapan ve ondan sonra ardıllarının onun peşinde gitmesini sağlayan bu ölümü yenme kavramı. Kavram diyeceksek eğer veya sezgisi. Şimdi bu ego veya beşeri ben, insan demiyorum, beşer diyorum. Bu bizim tasavvuf kültüründe çok bellidir. Beşer doğal bilinçte olan insana denir. İnsan ise hukuk altında yaşayan. İnsan ancak hukukun altında. En iyisi hak olan. Hak ile belirlenen demektir. Bu şeyde de Roma'da da aynıdır. Civitas dediği zaman Roma yurttaşı olmak demektir. Yoksa gentiledir, dışarıdadır ve kırsalda yaşamaktır. Yani kırsalda yaşayana insan demiyorlar çünkü hukuk altında değildir. Bu insan, bugünkü insanlık kavramıyla ilgili bir dışlama değil bildiğimiz gibi. Ego veya beşeri ben kültürel, uzlaşımsal ve tasarımsal bir bendir. Bu vurgu önemli. Yani ego dediğimizde bu ego başlangıçta doğal, kültürel, uzlaşımsal ve tasarımsal bir bendir. Yani özgür değildir. Özgür değildir. Ne demek? Yetkesi, otoritesi kendi dışındadır. Ebeveynler, toplum liderleri, önderler, bireyleri domine ederler. Ve bu dominasyon içinde bireylerin ağadır, büyük ailedir, aşirettir, aşiretin reisi, geleneklerimiz böyle der. Aşiretin içindeki hiç kimse buna kalkışamaz. Kalkıştığı zaman dışlanır, aç kalır, işsiz kalır, yuvası yıkılır. Tehditleri altındadır. Bu özellikle kırsal dönemde. Şimdi sanayi dönemi tabii bambaşka bir dönem. Bu bakımdan ona gelmeden bu şeyi tarihsel süreci içinde tanımayı sürdürelim. Kültürel içerik kişiye miras kalır. Bu son derece miras. Yani çocukken annesinin babasının kucağında sevgiyle, muhabbetle, öpülerek, yüceltilerek, hoplatılarak ona kültür enjekte edilir. Ve çocuk bu sevgi altında, bu kadar anne baba sevgisi gibi kutsal bir sevgi altında kültürü alınca siz bir daha o kültürü eleştiremezsiniz onun karşısında. Eleştirdiğiniz zaman öfke, yani varlığına kastetmiş olursunuz. Kendiyle kültürü arasında bir ayrımı olamaz. Miras dememin nedeni bu. Ve çocuk hiçbir direnç göstermeden bu mirası adım 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 alımlar. Hiçbir direnç göstermeden sözüm tırnak içinde. Çünkü çocuklar aslında sürekli direnç gösterir.
Ama bu bilinçli, yetkin bir karşı koyuş olmadığı için yaramazlık olarak nitelendirilir ve ebeveynler tarafından bastırılır. Ve daha sonra da tüm yaramazlıklarının otorite, dışsal bir otorite tarafından bastırılmasına razı edilmiş olur. Bu anlamıyla da miras, kültürel içerik insanı köleleştirir. Ama kültürün olumlu yanı nedir? Kültürün olumlu yanı tüm davranışların, bilinçlerin, antlaşmaların, sözel antlaşmaların, törel antlaşmaların alışkanlıklara katılması bakımından üzerine düşünülmeden o toplumun kendi kültürel aurası içinde, hafızası içinde rahat bir yaşam sağlar. Yani kültür konfor sağladığı için, konformist olduğu için aynı zamanda kişinin kendi kültürünü yadsımasını bu bakımdan da engeller. Kültürün konforu da özgürlüğü engelleyici bir nitelik taşır. Bu durumda kişi mirasın yani kültürün koruyucusu olur. Şövalyesi olur. Başlar kültürünü savunmaya. Başka diğer kültürlerle karşılaştığı zaman hemen birincil olarak kendi kültürünün değerlerini bulup ortaya koyar ve diğerlerini yatsır. Bizim kültürümüz, bizim tarihimiz. Bu giderek hamasete dönüşür. Yani hamasete dönüşmesi rasyonel olmayan, nedensellikleri olmayan, diğerleriyle gerçek bir karşılaştırma yapmadan kendi geçmişine sığınmak. Hamaset geçmişe sığınmak olduğu için geçmişe sığınma da köleleştirici bir etki yapmaktadır. Kaçıştır. Şimdiden kaçış. Geçmişe kaçmak. O nedenle bu tür toplumlara dikkat edin. Halkları istediği kadar dış görünüşleri, modern giyimleri, kuşamları, davranışları modern görünsün. Ama kültürün bu derin etkilerinin karşısında aynı derecede pasiftirler. Bu ne doğurmuştur aslında şu ana kadar anlattığım biçimiyle? Kişi kendi özüne yabancılaşmıştır. Özü, dehası, kreatif imgeleri ihale edilmiştir. Kendi dışındaki otoriteler tarafından kullanılmaktadır. Ve kendisi bunun taraftarıdır. Bunu savunmaktadır. İlginç olan da bu. O halde köleci düzen kişinin baskılayıcı olarak kişinin öz varlığını ortadan kaldırmaya yani ölüm kalım noktasına gelmeksizin kişi uyanmaz. O kültürün içinde konfor, içinde mutludur. İşte bu yabancılaşma yitiklik ve karanlıktır. Şimdi bu şeyde de vardı, Freud'da ve Kristeva'da vardı. Yitiklik ve karanlık. Gördüğünüz gibi bu ezoterik gelenekte de var. Hem Budistik gelenekte var, hem Hermetik gelenekte de var. Bu yitiklik ve karanlık. Hatta yitiklikle ilgili ezoterik gelenekte kelamın yitikliği, sözün yitikliği de söylenir. Ve o söz hep aranmaktadır. Yani yitik olan aranmaktadır. İşte bu yitik olanın aranması aslında insanın kendi özünün, ki tırnak içinde bu öz, her ne kadar öz aynı zamanda hakikate ölçüt olarak gider ve de postmodernler bir öz yoktur, bir ayn yoktur, insanların bir özü yoktur, bu bir inançtır, kabuldür deseler de her insanın kendi öz benliği yani öz bilinci yani logos her insanın hakikatidir. Logos hakikattir. İnsanın kendi bilinci kendinin hakikatidir. Bu anlamda yitiklik ve karanlık konusu şimdi anlatacağım bir serüven içinde daha anlaşılır olacaktır. Hermetik gelenek ve onun izleyicileri için bu temel sorunsaldır. Karanlık ve yitiklik. Temel sorunsal. Tabii buna yabancılaşmayı da daha önceden vurguladığım yabancılaşmayı da eklememiz gerekir. Buna karşın saltık benlik yani koşulsuz benlik, mutlak benlik veya saltık özne işte bu hiçliktir. Hiçlik aslında saltık öznedir. Koşulsuz özne hiç. Hiç olan koşulsuzdur. Çünkü koşulsuzluk aslında nedensizlik demektir. Nedensel olduğu anda tikeldir.
belirli bir kişidir, belirli bir yaşamı vardır, belirli bir düzeni vardır. Ama hiçlikte ne kültürden söz edebiliriz, ne gelenekten, ne kişinin kendi psikolojik süreçlerinden hiçbirine söz edemeyiz. Hepsi yatsınmışsa o zaman hiçlikte hiçbir belirlenim olmamalıdır. İşte bu belirlenimsizlik anlamında, koşulsuzluk anlamında saltık ben ve hiçlik terimlerini kullanabiliyoruz. Ama bu hiçlik olumsuz özgürlüktür. Olumsuz özgürlük. Şimdi burası ilginç. Yani hiçliğe varacağız diye bu gelenek varıldığında orada bir operasyona neden olacak herhangi bir alet, bir gereç bulmamaktadır. Hiçbir gereci olmayan bir sıfıra çıkıştır ki işte o zaman ancak bir bireyin ya da birey de demek burada artık bireyi aşmış bir insan varoluşunun tüm evrenle bütünlenerek, bunların tasarımı bu. Tüm evrenle ya da batıdaki terimleriyle, yani bu doğuda, Hint'te böyle, kozmosla bütünlenmek, Brahma kavramıyla, yani şöyle demektedirler. Bir insan hiçe vardığında Atma'yı bulur. Atma ise Brahma'nın ta kendisidir. Yani insan kendi özünü bulduğunda evrensel, tanrısal özü de bulmuş olur. İşte kreatif olan o tanrısal özdür. Kabul ettikleri bu. Şimdi beşeri benliğin, yani doğal bilincin yatsınması bu işin, bu tasarımın yerine getirilmesinin yöntemi olmaktadır. Bu İslam'da da son derece ilginç bir biçimde, tasavvufta bir mottoyla, bildiğiniz gibi bir iman mottosuyla açıklanmıştır. La ilahe illallah. La ilahe tüm ilahların yatsınması demek. Tüm otoritelerin, tüm yetkilerin yatsınması. İllallah olabilmesi için, yani evrensel, tümel, tanrı tözünün mazharında zuhur etmesi için kendisi, o kişinin kendisi ilahsız olmalıdır. La ilahe olmalıdır. La ilahe olmaksızın evrensele varamaz. Yani hiçliğe varmayan. La ilahe yokluk, buna fena fillah tabiri de kullanılır. Yokluğa varmayan varlığı bulamaz. Ama şimdi denecektir ki bütün bu geleneklerin kültürel yaşamdaki yansımalarına baktığımızda biz bu anlattıklarını çok nadir kişilerde görüyoruz. Genel olarak halklara kültür biçiminde yansımadığını görüyoruz. Bu doğrudur. Bu doğrudur. Bu bir piramidal bir şey. Çok yüksek düşünceler, çok yüksek deneyimler ve riskler içeren bir şeydir. Dolayısıyla o nedenle de tarih boyunca ezoterik olmuştur. Yani halktan gizlenmiştir. Yani halka nasihat edilecek şeyler değildir. Çünkü insanlar kendileri gelişigüzel bu tür şeylere kalkıştıklarında başlarına gelecek olan Freud'un veya Kristeva'nın söyledikleri olacaktır. Şimdi bu serüveni ve bu üç kavramı ben size İbrahim'i dinler üzerinden, İbrahim'in hakikati olarak, Hazreti İbrahim'in başından geçen o serüvenin aslında bir yöntem olması, mutasavvıflar tarafından, gnostikler tarafından, azizler tarafından bir yöntem olarak benimsenmesi ve ezoterik bir yapıya kavuşturulmasından söz edilmektedir. İbrahim'i dinlerde her insan, ki burada insan daha insan değil, insan adayı, insan adayına da beşer denmektedir. Beşer, bedenli. Arapçada beşer, deri demek, beden demek, yani but demek. But perestlik de beden perestlik demektir. Ha, doğal varlık olarak insandan, ki bu insan dünyaya doğal varlık olarak gelmektedir. Her insan bir insan adayı olarak beşerdir. Dünyaya böyle gelir. Ama bu geliş aynı zamanda bir geri dönüş içerir. Dünyaya geliş ve geri dönüş. Bu biliyorsunuz Platon'da da bir tiyatro sahnesi gibi dünya tasarlanmış. Ve Platon da şöyle der. Dünyaya salınır insan ve alınır. Buna metafora der. Salınıp ve alınma. Hani bir geminin çapasının denize salınıp alınması gibi. Oradaki makara da o
salınıp alınmayı sağlayan makara da yaşamın devimidir. İnsan ilişkileri. O zaman birisi bu doğal olarak bu dünyaya salınır. Sonra ideler yoluyla, işte Platon'a göre ve diğerlerine göre bu deneyimler yoluyla kendisini inşa eder ve geri dönüş geldiği gibi geri dönüş yolculuğuna hazırlanır. Dolayısıyla burada bir ölüm, bir bitiş değil. Aslında bir mezuniyet, gelişin dönüşü anlamında düşünülmüştür. O bakımdan da İbrahim Nebi'nin yaşam serüveni yeryüzünde bir takım ülkeler arasında anlatılmakla birlikte kavramlarına dikkat çektiğimde görülecektir ki aslında insanın dünyaya gelip dünyadan geri dönüşüyle ilgili olan o düşünceyi bir metaforayla açıklama kaygısıdır. Bu özetle şöyle. İbrahim Harran'da, bu Hurrilerin, şu meşhur Hurri kızları, hani cennette vaat edilen Hurri kızları, o Araplar onları görünce akılları gitmiş. Bizim Urfa civarı filan, yukarı Mezopotamya'nın kızlarıdır onlar. Harran kızları. Harran'da İbrahim Nebi baba evindeyken, yani soyların yerleştiği, orada yaşadığı evdeyken kendisi bir aile babasıdır. Ve bu anlamda da adı Avram'dır. Avram aile babası demek. Ama bir kıtlık olmaktadır. Bunu Tora'da, Tanah'ta okuyoruz. Kıtlık Tora'da var bu doğrusu. Musa'nın kaleme aldığı 5 kitap demek istiyoruz. Orada memlekette kıtlık vardı. Peki. O zaman ne oldu? Bu kıtlık nedeniyle Avram kendi şeyini, aşiretini alır ve yola çıkar. Çünkü onlar hayvancılıkla meşguldürler ve hayvancılık aslında göçebeliktir. Bu göçebelik nereye doğrudur? Mısır'a doğru diye anlatılır ama ben Mısır kavramını kullanmayacağım. Çünkü bu anlatımda Mısır, Misraim'den geldiği için, Misraim'de Nuh'un oğlu olarak bir aydınlatmacı, yani bir nevi o diyarı gidip dönüştüren bir elçi kavramıyla ilgili olduğu için Mısır demeyeceğim. Egipt'te, Cipsilerin memleketi Egipt'te demeyeceğim. O da zaten bildiğiniz nitelemeler. Ama bu geleneğin kendisinin kullandığı bir söz var. Kem diyarı. Kem. Kem sözü karanlık demek. Karanlık. İbrahim Nebi aşireti alarak göçe çıkar ve yarı yolda amcaoğlu Lut ondan ayrılır. Kendi aşiretiyle beraber ayrılır. Ama İbrahim Kem diyarına gider. İşte bu Kem diyarı Firavun'un ülkesidir. Firavun, yüksek aile, yüce aile, ilahi aile manasına kullanılan bir terim. Ve oradaki krallar Tanrı krallar. Yani dediğim dedik zorbalar. Kendileri yasa çıkartıyorlar ama kendileri yasalarına boyun eğmiyorlar. Dinleri yok. Yani din söz vermek ve sözünde durmak. Firavunlar başkaları için yasa çıkartıyor. Kendi ailesi için o yasalara boyun eğmek yok. İşte Musa'nın da daha sonra tepki verdiği bu. Yani kendi çıkarttığınız yasaya boyun eğmiyorsunuz. Başkalarını boyun eğdiriyorsunuz. O zaman siz dürüst değilsiniz. Sizin dininiz yok. Yani ahdiniz yok. Din burada ahit demek. Sözleşme demek. Söz verip sözünüzde durmuyorsunuz. Başkalarının durmasını istiyorsunuz. Demiştir. Bu Firavun ülkesine göçen, bu nedenle de İbrani diye adlandırılan bu kavim, bu keyfi ve köleleştirici yönetim düzeni içinde karanlıktadır. İşte karanlık kavramı burada kem, yani karanlık kavramı zorbalık altında yaşamak anlamındadır. Yani zalim, zulüm kelimesi de buradan gelir bilirsiniz. Zulüm, mazlum için kullanılır, zalim için kullanılır. Karanlık ve eziyet demektir. İşkence.
İşkence diyarı, insanların köleleştirildiği, özbenliklerinin yitirildiği ve sadece iktidara çalıştırıldığı bir dünya. İbrahim Nebi orada yitiktir. Bakın yitik kavramı şimdi geldi. Çünkü kendi özünden yabancılaşmıştır. Gariptir. Gurbettedir. İşte garip sözü de, gurbet sözü de bu anlamdadır. İbrahim Nebi'nin Kem diyarına gidip orada garip olması. Peki bakın şimdi anlattığımız şey yeryüzünde Mezopotamya'dan kalkıp şeye giden, Mısır'a giden bir elçinin şeyleriyle, mahiyetiyle birlikte yaşadığı bir serüven. Ama aslında bu işte ezoterik gelenekte sadece onun başına geçen bir şey değil. İnsanın yeryüzüne inmesi, hani şeylerin, Yunanlıların soma, yani bedene mahpus olması, Pitagorasçı okulda insanlar bedenlenirler, yani beden hapishanesine girerler ve asıl olan bu beden hapishanesinden tekrar kurtulup özgürlüklerine kavuşmaktır gibi anlatılan dünyaya iniş ve çıkış meselesinin bir metaforu olarak İbrahim Nebi'nin macerası anlatılır. Yoksa tarihsel, sadece ona ait bir öykü değil, bir ritüel olarak ancak değeri vardır. İbrahim Nebi orada yitik ve gariptir, yani gurbettedir dedim. Kendi özüne yabancılaşmıştır. Aslında bu yabancılaşmadır. Kendi özüne yabancılaşmıştır. Alışkanlıklarına, törenliklerine, birlikte olan yaşamın konforu, hepsine yabancılaşmıştır. Bir anlamda yitirmiştir onları. Dolayısıyla kendi de yitiktir. Bu bir hiçliktir işte. Hiçliğe çıkmıştır. Kem diyarında kendisi bir hiç olmuştur. Bu serüven sırasında tabii kendisi ve kavmi çeşitli badireler, çeşitli çatışmalar, iktidarla olsun, çevresiyle olsun, kendi içlerinde olsun çatışmalar, zorluklar yaşamışlar. Ben onları kısa geçiyorum. Tora'da hepsi var. İbrahim baba evine geri dönmüştür. Fakat kavmin tamamını döndürememiştir. Büyük bir kısmı kalmıştır. Ve o büyük kısımda 400 yıl orada kölelik tecrübesi yaşamıştır. Daha sonra Musa'nın o kavmi yeniden ayaklandırmasına kadar. İbrahim baba evine döndüğünde artık garip değildir. Çünkü artık gurbette değildir. Kariptir. Garip ve karip. Karip, kurbiyet, yakınlık, akraba demektir. O kurban sözü de buradan gelir. Mesela kurban kesmek tabiri bir sığır kesmek, bir koyun kesmek değildir. Akrabalığı sona erdirmek demektir. Ama kurbiyet kazanmak için, akrabalığı tekrar kazanmak için fedai can, yani özür dileme, kendinden vazgeçme ve ancak bu şekilde tekrar karip, kurbiyet kazanılmaktadır. Yani akrabalarına kavuşmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda İbrahim Nebi diğer tüm nebilerden farklı olarak ilginç bir şekilde nitelendirilir. O muvahhitti. Tek başına ümmetti denir. Tek başına ümmet. Son derece ilginçtir. Birçok mutasavvufun da aklını karıştırmıştır. Birçok düşünürün de, felsefecilerin de aklını karıştırmıştır. Hermenötik yapanlar, bu kutsal metinleri yorumlayanların birçoğu işin içine çıkan tek başına ümmet ne demek? Muvahhit olması bakımından tek başına ümmeti muvahhitle, yani birliğe gelmiş, bir olmuş ile eşleştirip hanif olmuş. Hanefo, hanif yani gelenekten sapmış. Şu el hareketiyle bunu Bektaşiler ifade ederler. Yani bu herkesin gittiği bir yol ama bu baş parmakta Ali diye nitelendirilen, bu baş parmakta insanın kendi yüzünü göstermektedir. Herkesin gittiği yolda değil, kendi yolunda gitmek. İşte bu muvahhit olmak, özgür olmak, birey olmak, tek başına ümmet olmak. Kendi iradesinin boyunduruğuna girmiş olmak demek. Dış otoritelerin tümünü yatsımak demek. Ama hepimizin bildiği gibi bu dış otoritelerin yatsınması da çok güzel bir mitle anlatılmıştır. Yani kendi dönemindeki hükümdar, Kem ülkesindeki gibi diğer bir hükümdar da şeydir,
Nemrut'tur, Nebukadnezar'dır. Dolayısıyla o da aynı Firavun gibi kendi keyfi yönetimini yapmaktadır hüküm ve kendisine taptırmaktadır. Kendi heykellerini ve ailesinin heykellerini bir mabede koyup o mabette törenlerle kendi soyuna ve kendine ve ailesine taptırmaktadır. Bilirsiniz İbrahim Nebi bir gün baltayla girer ve tüm bu heykelleri kırar ve baş heykel, baş mabut olan Nemrut'un, Nimrod da denir, Nemrut'un eline verir baltayı. Ertesi gün vaveyle kopar. Derler ki birisi geldi, bütün bunları kırdı. Ondan sonra Nimrod da haberdar olur. Nasıl olur, bir kalkışma mı var? Gelir mabede bakar ki kendi heykeli duruyor, diğer tüm heykeller kırılmış. Kendi heykelinin elinde de bir balta var. Arayın bulun bunu derhal. İşte görenler, edenler İbrahim'i tutuklayıp bitirirler. Der ki genç, o zaman gençtir. Kur'an-ı Kerim'e göre feta, genç, yiğit bir delikanlıdır. Der ki bunları sen mi kırdın? Seni görmüşler bu mabette. Hayır, ben kırmadım. Kim kırdı? Bu baş heykel. Senin heykelin. O kırdı. Ya der ki bu heykel bu. Bu kıramaz ki onları. Peki bunları kıramayan bir heykele neden biz tapınıyoruz? Neden ona boyun eğiyoruz? Diye sorar ve bildiğiniz gibi Nemrut, Nimrod İbrahim'i ateşe atar. Bu da semboliktir. Yoksa bir Urfa'da bir ateş yakılmış, onun üzerine mancınıkla atılmış. Bunlar öykü, metafora. Bu metaforaların içinde anlatılmak istenen onu kendi şeyle zulmü altında hapsederek, azap ederek, işkence ederek ona ateşe atmıştır. Şimdi Avram baba evine döndükten sonra işte özgür ve birey olduğunu kabul ederek söylüyoruz. Rabbinin sesini duydu. Bakın Rab, efendi, irade sahibi, yetki sahibi, otorite. Rabbinin sesini duydu. Dışarıdan duymadı. Dışarıdan birisi ona seslenmedi. Eğer dışarıdan olsaydı zaten Nimrod'tu, zaten Firavun'du, zaten diğer otoritelerdi. İçinden duyduğu bir ses. Ona dedi ki, İbrahim sen tek bir ümmetsin. Seni kabul ediyorum. Kendi kendine, kendi tümel benliğiyle, kendi tikel benliğini, böyle bir tabir kullanacak olursak eğer, kabul etmek. Ya da kendi dehasının, kendi egosunu ortadan kaldırıp dehanın yeni yaratısıyla tanıştırması anlamında yorumlanmıştır. Ve o zaman da adın değişti der. Artık Avram çağrılmayacaksın. Yani aile babası olarak çağrılmayacaksın. Yani nedir yeni ad? Aba Rahim. Aba baba demek. Ra ateş, güneş, nur demek. Him halk demek. Avram kendi ailesinden sorumluydu. Ama artık muvahhid olunca Aba Rahim oldu. Yani halkın nur babası. Tam Türkçesi bu. Halkın nur babası oldu. Yani artık o kavminin imamı, yani önderi olmuştur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Muhammed'e Rabbi hitaben sana sorarlar hangi dindensin diye onlara de ki ben İbrahim'in dinindenim. O Hanif'ti, putperestlerden değildi. Bakın dolayısıyla İbrahim'in bu muvahhid olması, özgür birey olması o dinin dayanağıdır. O şekilde olmayan o dine girmiş olamaz. Ancak onun taraftarı olur, dışsal otorite olarak dıştan ona bağlanır ki bu erdem değildir. Sevgili Cem, nasıl gidiyor bilemiyorum. Ara ister misiniz? Gel gidiyor. Hiç devam. Yani hiç sen şey yapma, ben uyarırım seni meraklarken. Baş üstüne. Biliyorsun. Hiç şey yapma. Dert etme lütfen. Çok rahat ol. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi Kem ülkesinde kalan ve Firavun'un emriyle köleleştirilen İbrani kavmine tekrar geri dönersek, bunlara İbrani yani göçer demiş olduğumuzu da vurgulayayım. Bu kavim bu kölelikten sonra kendi vaat edilmiş ülkelerine veya topraklarına veya ideallerine kavuşmak üzere
yerlerinden, kölelik evinden çıkartılmaları Musa'nın önderliğinde oldu. Ama Musa Nebi son derece ilginç bir şey yapıyor. Yani tek bir kişiyi hapishanede kaçırmak değil bu. 400 yıl köle olarak bir şeyde, bir imparatorluğun içindeki o dönemin en büyük imparatorluğu, en güçlü imparatorluğu, neredeyse rakibi yok. Orada artık yaşam budur. Yaşam köle olur. Biz köleyiz, onlar efendiler. Biz de onlara çalışıyoruz. Yaşam budur. Yeni köleleştirilmiş olmadıkları için, kölelik kültürüne doğmuş oldukları için yerlerinden kalkıp başka bir şey talep etmeye hiçbir cesaretleri veya istekleri de bulunmamaktır. İşte Musa'nın büyük hüneri burada. Musa Nebi tüm bu kavmi kendisinin prens olmasının da etkisiyle tüm bu kavmi kendi anılarına, atalarının öykülerine, yani İbrahim'in öykülerine dönerek, onu hatırlatarak şeyde de Kur'an-ı Kerim'de efela tezekkerun, eğer hatırlıyorsanız vurgusu vardır. Ya da yine Platon'da noesis, akıl yürütmeye karşı phronesis, hatırlama, pratikle yeteneklerinin açığa çıkartılması anlamında. Musa onların içindeki özgürlük ülküsünü atalarını hatırlatarak ateşleyince bu insanlar kölelik evinden çıkıp Musa'nın önderliğinde azatlık, özgürlük evine göç etmeye başlamışlardır. Ve Rab, Musa'nın iç sesi ya da dehası, ona sürekli kavme bunu hatırlatması gerektiğini söyler. Yani Musa bir kere bunu söylemez. Sürekli sizi kölelik evinden çıkartmadım mı? Sizi aşağılanmadan, o eziyetlerden kurtarmadım mı? Der. Çünkü yolda çöl geçilecektir ve bu çölün sonunda vaat edilen topraklara gidilecektir ama çölde 40 yıl süren bir seyahat, bir serüven vardır. Ve Musa Nebi mutasavvıflara göre bunu kasıtlı olarak yapmıştır. Rabbinin emriyle, yani iç sesi ona emretmiştir. Niçin? Çünkü Mısır'ı yaşayan ve orada kendi rahatını bulmuş olan hiç kimse kalmayan, geriyi hatırlama kalmayana kadar 40 yıl dolaşmıştır ve Mısır'ı görenler ölünce, yerine yeni gençler doğunca bu gençler Mısır'ı tanımamaktadır. Dolayısıyla yeni kurulacak ülkenin asıl yapıcıları bu genç kavmin genç neslidir. En önemli vurgudur. Tora'yı açın baştan sonra. Birçok macera var. İçinde aklımızı yitirirsiniz. Yani öyle oldu, böyle gitti, şu dedi, bu dedi falan. Böyle sabır ister yani içinden çıkmaya. Ama eğer fark ederseniz asıl vurgu kölelik evinden çıkmak ve özgürlük evine gitmektir. Ana tema bu. Musa da İbrahim gibi kendi Rabbinin, yani iç sesinin buyruklarına uymuştur. Çünkü dışarıdan kendisine herhangi bir otoritenin emrettiğine dair hiçbir bilgi yoktur. Ama Rab konuşur onunla. Rab konuşur ve o da bunu duyar. Bu sessiz sesi duyar. Ve Musa, eğer böyle yorumlayacak olursak, Musa'nın iç sesi, yani Rabbi, aslında onun özgürlük ilkesidir. Konforu terk etmiştir. Prensliği bırakmıştır. Nasıl Buda prensliği terk etti? Buda kral olacaktı Buda. Buda ile Musa'nın öyküsü çok benzer. Ama Buda orada tek başına kendini kurtarma çabası içindedir. Musa ise kavimle birlikte. Tarihe gelmiş en büyük devrimdir. Benim kanaatim budur. Tarihte Musa'nın kavmi özgürlüğe taşıma serüveninden daha büyük bir devrim, kıyaslanacak bir devrim yaşanmamıştır. Diğer devrimler onun içinde yer alabilir. Şimdi bu şeyin, Musa'nın köleleştirilmiş kavmi özgürlüğe taşımasında dikkate değer bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu çoğu zaman yanılgı olarak literatürde de savunulmuştur. Bu bir kölelere özgürlük değildir. Yani Spartaküs olayı değildir bu. Kölelikten özgürlüktür.
köleleri serbest bırakmak değil, köleliğin kendisinden kurtuluştur. Musa'nın büyük devrimi budur. Çünkü onlar adına başka güçler özgürlüğü dışarıdan onlara vermemiştir. Tüm kavim 40 yıl çölde gezer, ata ülkesine kavuşuncaya kadar ve kavuştuktan sonra da işgalci güçlerle savaşır ve özgürlüklerini hak ederek yerleşirler. Kimse onlara buyurun buraya size özgürlük demez. Hatta çok ilginçtir Tora'da Musa Nebi şeye geldiğinde vaat edilen ülkenin ki bugün Filistin diye adlandırılan Kenan diyarı vaat edilen ülkenin sınırına geldiğinde orada konaklama yaparlar ve görürler ki şeyler yollar, çaşıtlar, casuslar yollar. Oradaki kavmin ne durumda olduğunu öğrenir, gelirler. Ve der ki hazırlanın arkadaş, bu kadar yolculuktan sonra bir de savaş var şimdi. Ve halk der ki ya senin şu Rabbin vaat etti ya bu toprakları bize. Evet, o zaman alsın melekleriyle beraber. Savaşsın, alsın ve bize armağan etsin. Bakın çok ilginçtir buradaki bu karşı çıkış aslında işin nasıl anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Musa Nebi diyor ki, o Rabbim diyor ki, siz savaşarak kendi hakkınızı kendiniz alacaksınız. İşte özgürlük ilkesi bu. Özgürlük ilkesi bu. Musa çölde bu seyahat esnasında Horeb denen ve daha çok sufiler arasında Tur-i Sina diye dönen dağ diye nitelenen bir dağda yalnızlığa çekildiğinde Rabbi ona bir rüyette gösterdiği bir imgeye uygun bir mabet yapmasını ister. Bir rüyet görür Musa Horeb dağında, yalnızlıkta, meditasyonunda ve o rüyet de bir mabet inşa edilir. Çünkü kendisi Mısır'dadır. Mısır'da mabetlerin inşasını da bildiği gibi ikinci Ramses'le kardeşliktir malum. İkisinin babası olan Firavun, Musa'nın baba diye çok sevdiği, onun da Musa'yı çok sevdiğini biliyoruz. İkinci Ramses'tir Musa'ya düşmanlık yapan. Baba Firavun değildir. Baba Firavun Musa'yı çok sever ve hatta iktidarı onun almasını isterdi. Ta ki bu kavmi kurtarma girişimine kadar. Şimdi buradaki gördüğü mabet meselesi ilginç. Yani mabedi kavramak için söylüyorum. Mabet herhangi bir bugünkü gibi böyle bir kilise, cami, havra gibi yapılıp ondan sonra da belli bir ritüelin içine girilip orada ibadet yapıp geri dönülen bir şey değil. Bu başlangıç mabedi. Burada mabedin inşası var. Yani daha ortada şey yok, standartlar yok. Ve bu bir çadır olarak. Çünkü göçebeler yerleşik olmadıkları için taş binalarda oturmazlar, çadırlarda otururlar. Bu çadırlara hayme, çadır yani bildiğimiz çadır anlamında hayme denir. Yani her ailenin kendi haymesi vardır. Ama Musa Nebi konakladıklarında Tanrı'nın bana rüyette gösterdiği çadırı birlikte inşa edeceğiz. Herkes katılacak. Bakın bu son derece önemlidir. Bu yapı sökümün tersidir. Yani yapılandırmadır. Herkesin emeğinin katıldığı, bu biraz şeye benzedi. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde son derece önemli bir tasarım olan, bir proje olan köy enstitülerinde. Köy enstitülerinde köylünün kendisi bizzat okulu inşa ederdi. Katılırdı. Ve çocukların kendileri de katılırdı. Hatta kendi emeğiyle inşa edilmiş bir okulun içinde okumanın hazzını tadarlardı. Biz o dönemden kalan insanlarla yaptığımız röportajlarda veya yakın görüşmelerde bunları bize anlattılar. Aynı benzerlik var. Yani Musa herkesin haymesi, yani kendi ailesini koruyacağı bir çadırı, bir evi var ama toplum için bir çadır. Dolayısıyla bunun adı toplanma çadırı. Tora'yı açtığınız zaman, yani Tevrat'ı açtığınız zaman, Kitab-ı Mukaddes diye de yayınlanmıştır. Onun içinde söyler toplanma çadırı. Fakat bu toplanma çadırı neyin etrafında toplanmaktır? Asıl mesele bu. Toplanacağız da neyin etrafında toplanacağız? Metin Hocam harika, iyi oldu su içtiğin, ara verdiğin.
Bir iki dakika izin verirsen mola verelim, ara verelim. Çok iyi olur. Tamam, iki dakika. Başlayalım. Saat tutuyorum. Evet, iki dakika sonra görüşmek üzere. Vah. Şule. Efendim. Selamlar, tamam. Sen tamam. Hazır ara vermişken şu aşağıdaki notları, soru ve yorum. Ben kaydediyorum Cem Hocam. Hepsinin notları alıp birleştiriyorum. Harika, hadi bakalım biraz uğraş. Tamam, merak etmeyin. Eminim iyi yapacaksın. Problem yok. Tamam. Metin Hocam başlayalım mı? Bakalım ekrana var mı? Atilla, herkes döndü galiba değil mi? Açık, kapanmış evet. Videolar açıldı evet. Galiba. Değil mi? Ne diyorsun? Başlanabilir bence. Evet. Tamam. Metin Hocam hazırsanız buyurun. Teşekkür ediyorum. Tekrar... Geriye dönmeden herhalde anımsıyoruz serüveni. Mabet, çadır üzerinden sürdüreceğim. Bu toplama çadırı diye nitelendirilen ve inşası için rüyetten yani
şeyin Musa'nın kendi ruhiyetinden hareket ederek kurmaya çalıştığı ama tek başına veya bir takım ustalarla yapıp değil, tüm kavmin, göçebe halindeki tüm kavmin iştirakiyle inşa edilen ortak bir yapım, ortak bir duygu, bir toplum oluşturma duygusu anlamında ortak bir girişim olarak da düşünebileceğimiz bu yapılandırmada çadırın adı Mişkan'dır. Burası önemli. Mişkan. Çadırın adı Mişkan. Arapçası mesken. Mesken. Şimdi bu mabet çadır geri dönüş serüveninde, yani Mısır'dan kölelik evinden özgürlük evine geri dönüş serüveninde her konaklamada kurulur ve her yürüyüşte yeniden sökülürdü. Bu çağdaş bir sanat tutumudur aynı zamanda. Yani biz günümüzde postmodern dönemde ancak bu tarz sanatsal bir olguyu biliyoruz. Yani enstalasyon. Musa'nın çadırı kurup sökerek tekrar kurup tekrar sökmesi sanki bugünkü sanattaki enstalasyona karşılık verir. Ve içindeki ritüeller de bir anlamda performanstır. Ve günümüzün sanatı enstalasyon ve performans olarak aslında bu anlamıyla Musevi'dir. Din olarak değil, Musa'nın bu serüveninde karşılık bulur. Şimdi çok ilginç bir şey vardır. Bu kurulup toplanan çadır tabernakl diye de nitelendirilmiştir. Bu çadırın kutsalların kutsalı bir kutsal bölümü var, bir de kutsalların kutsalı bölümü var. Bu kutsalların kutsal bölümüne, kutsalı bölümüne Arona Kadeş, Arona Kodeş, yani kutsal sandık, ahit sandığı. Bu ahit sandığı Tanrı ile yapılan bir sözleşme ama burada kastedilen bu toplumun birbirine tanrısal bir sözleşme ile bağlanması. Herhangi bir ailenin egemenliği, herhangi bir kişinin egemenliği, hatta önderlik yapan Musa'nın egemenliği değil, herkesi aşan bir yasaya bağlanmak. İşte bu yasa ahit, Tanrı ile ahit, Tanrı ile sözleşme diye nitelendirilmiş. Yani çadırdaki kutsal diye bilinen şey bir yasa. Buna dinde şeriat denir. Yani tüm Batı literatürünü açın bakın, oradaki çevirilere bakın. Yasa derler. Laws. Yasa. Şimdi şeriat deyince bunun bir de tarihsel anlatım içindeki çağrışımları farklılaştığı için bu tam anlaşılmıyor. Yasa. Hatta ana yasa. O ne bir sadece değil bu. O ne bir hep söylenir çok kolay olsun diye. 630 küsür emir vardır. Ve bunlar ait sandığıyla, sözleşmeyle, toplanma çadırı kutsallar kutsalı, yani buna kutsal sözü de dokunulmaz demek. Kirletilemez, dokunulamaz. Bu kirletilemez olana bağlı olmamız ve bununla şekillenmemiz lazım. Peki nasıl şekilleneceğiz? Şekillenme, bu yasaları içselleştirme, bu yasaların gerektirdiği ilişkileri düzenleme anlamında, ki kölelik evinde asla böyle bir şey denenmemiştir. Böyle bir şey yoktur. Sadece kölelik denenmiştir. Şimdi burada özgür bir toplum oluşacak. Özgürlüğe alışkanlık kazanması gereken bir toplum nasıl özgürlüğü düzene? Özgürlük saltık bir başıboşluk değil, bir düzen kurucu, yasalı özgürlük nasıl olacak? İşte ritüeller, törenler tamamen bununla ilgiliydi. O düzeni bozmak, kutsala baş kaldırmak, toplumun oluşumuna karşı gelmek anlamında değerlendirilmişti. Bu sandığı... Hocam, bir kez daha araya girmek zorundayım. Bir iki kişi bana yazdı, bir tıkırtı geliyor arka plandan. Maalesef. Şöyle senden değil olamaz. Benden değil. Evet. Tamam, ay tamam, yetiyor o kadar. Benden geliyor efendim, rüzgar perdeyi. Tamam, oldu, sorun yok, anlaşıldı, devam. Hallettik. Tamam, devam edelim. Nerede bir şey diyormuş, affedersiniz. Bu sandık kavim yerleştikten sonra, yani Kenan diyarına yerleştikten sonra Süleyman'ın mabedi adı altında taştan inşa edilmiştir.
Davud'un projelendirdiği fakat yapamadığı, Rabbinin ona ellerin kanlı, sen benim mabedimi yapamazsın sözüne ve sen mabedi ancak barış elçisi olan, yani bugün İslam dediğimiz kelimenin kökü İbranicesi, yani barış elçisi ve barışın koruyucusu hikmet peygamberi Süleyman. Süleyman Salomon. Salomon barış elçisi. Barışın koruyucusu. Hikmet ile korumak. Zorbalıkla değil. Hikmet ile, yani bilgiyle korumak. Peki bu mabette Süleyman peygamber ne yapmıştır? Tüm çevredeki kavimlerin inancalarını mabedin içinde temsilen alıp koymuştur. Yani bir nevi koleksiyon yapmıştır. Ve bu koleksiyonda giderek tabii daha sonra bozulma uğradı ve bu koleksiyonda dış mihraklardan gelen ilahlara doğru sapmaları olunca bu kez mabedin yıkımına neden olan bir takım gelişmeler oldu. Onları şimdi zikretmeyeceğim. Fakat sadece bu taş mabet Tanrı adına, Tanrı'nın adına yapılan. Taş ki Süleyman'ın şöyle bir sözü vardır. Der ki, Tanrım sen göklerin göğüne sığmazken ben yeryüzünde yapacağım mabede tabii ki sen sığmazsın. Bu mabedi sen gelip oturasın diye değil, senin adına, herkes adını ansın diye ve herkesin buluşma yeri olsun diye yaptım der. Bu da gördüğümüz gibi soyut bir evrenseli, somut bir temsil olarak karşımızda buluyoruz. Şimdi mabedin bu sözleşme etrafında şekillenmesi ve içerideki ritüellerle ben ritüele şöyle bir tabir kullanırım. Buradaki ezoterik ritüeller için söylüyorum. Dünyevi törenler de buna yakın olabilir ama değil. Navigasyon. Yani bir takım davranışlarla insan ilişkilerinin içselleştirilip daha sonra alışkanlıklar törellik bir biçimde düşünmeden kendiliğinden yapılabilmesi anlamında bir iç navigasyon, iç harita oluşturma gibidir. Pusulası da bu sandıktır. Ait sandık. Din budur. Bu yasaya boyun eğenler kişilere, ailelere, seçkinlere boyun eğmiş değil, soyut bir yasaya boyun eğdikleri için özgürdürler. İşte özgürlüğü çağdaş temel ilkesiyle örtüştüğünü görüyoruz. Şimdi bu mabetlerden amaç hem bir takım ritüeller yoluyla kavmi bir disiplin altında birleştirmek hem de huzur, yani barışa, peace, huzur, barışa kavuşmak. Şimdi bu barışa kavuşmak için de her bireyin kendisinin ve toplu olarak da kavmin barışa kavuşma, sadece dışsal bir barışa imza atma, dışsal olarak insanların savaşmayı terk ederek rakipleriyle bir antlaşma yapması anlamında değil. O zaman mabet değil o. O dünyevi. O nedenle de Süleyman'ın iki tane yapıtı var. Bir tanesi krallık evi, bir tanesi de Tanrı mabedi. Yani Süleyman'ın Tanrı için yaptığı mabetle kendi için yaptığı krallık evi ayrılmıştır. İlk laiklik budur. Yani devlet yönetimiyle, krallıkla tanrısal mabet birbirinden ayrılır. Ve bu tanrısal mabette söylenen şey barış, bizim bu dışsal dediğim gibi dünyevi bir antlaşmayla ilgili bir barış değil. Bu iç barışla ilgili bir şey. İşte o iç barışın oluşabilmesi için mabedin kutsallar bölümü, kutsal bölümüne doğru sadece baş rahibin girdiği ve ritüeli yöneten bu hiyerofanın insanların kendi içsel yolculuklarına bir ritüel düzenlediği. Yani insanlar Mısır'dan çıkıp dışta bir Kenan diyarına gider gibi kendi egolarının köleliğinden bu kez kendi aydınlanmalarına gidişine yol gösterirdi. Bu nedenle kendilerine haham denmiştir. Haham
böyle cami imamı veya kilise papazı gibi bir terim değil. Haham, hohmaktan gelir. Hohmak, hikmet demek. Hikmet, hohma. Hohmakla bina, yani anlayış, bina bildiğiniz yapı, bina. Bir yapı ki o hikmetle yapılmıştır ve bu hikmet de özgürlük hikmetidir. Özgürlük ilkesidir. İşte vaat edilen ülke budur. Vaat edilen ülke bir toprak değil, özgürlükler ülkesidir. Bir ütopyadır. İşte bu ütopya halen üzerine çalışılması gereken bir mabet tasarımı olarak günümüzde de çalışmaları beklemektedir. Bu Mişkan sözü işte tam burada devreye girer. Mişkan nereden alıyor bu ismi? Şekina adını alıyor. Şekina nedir? Şekina hohmah dedim, bilgelik, wisdom, bina, anlayış ve crown, taç, yani yönetim. Bu bilgelik ve anlayış birleşirse yönetim, asıl ilahi yönetim dediğimiz, yeryüzüne iner. Yani kingdom dedikleri ama tanrısal anlamda Tanrı'nın yeryüzü krallığı. Bu Şekina'nın inişidir. İşte Şekina inerse barış iner, huzur iner denmiştir. Bu içsel olduğu için, dışta bir zihinsel tasarımla olmadığı için bunun mabet içindeki özel çalışmaları, Şekina'nın inmesini sağlayacak bu çalışmalar yapılır. Bunlar bir tür meditasyonlardır. Duadır evet ama meditasyonlardır. Meditasyonlar sadece gözünü, kulağını, elini kapatıp, dilini kapatıp kendi kendine sessiz durmak değildir. Semada bir meditasyondur biliyorsunuz. Benim bildiğim yüzlerce yani meditasyon türleri vardır. Yani buradaki meditatif olma günlük zihni bypass ederek ruhsal bir enerjetik alana geçme olarak nitelendirilir. Şekina'nın inmesinin kanıtı insanın huzura kavuşmasıdır. İnsan huzura kavuşursa Şekina inmiştir. İşte Şekina indiğinde tabernakl mişkan olur. Bunun Arapçası sekine, sükun oluştuğunda o mabet mesken olur. Sükun olmayan yer mesken değildir. Ama bunlar tarih içinde o kadar kirletilmiş kavramlar ki bugün her eve mesken deniyor. Her içinde yerleşik insan olan yere meskun deniyor. Fakat bunun bu orijinal terimlerle pek ilgisi olduğu söylenmez. Huzur oluştuğunda bu huzur deneyimlenmiş olduğu için artık bilindik bir şeydir. Bir kere huzuru, iç barışı, iç dengi bir insan bulduysa artık tanıdığı bir şeydir. Denir ki, sufiler de söyler bunu, arifler söyler, gnostikler söyler. İlk kez bu konuma gelebilmek için zorlu bir mücadele yapmak gerekir. Ama bir kez giren artık hep girebilir. Anahtarı elindedir. Kaybolmuş kelimeyi bulmuştur. Kaybolmuş kelimeyi bulduysa o anahtar, o her zaman bu kapıyı açacaktır. Kur'an-ı Kerim'de baktığınız zaman yine aynı geleneğin son versiyonu. Orada da mesken ve sekineden söz edildiğini görürsünüz. Şimdi bu mabedin diğer pagan mabetlerinden ayrımına biraz dikkat çekmek istiyorum. Şimdi geleneksel, şamanik olsun, değişik paganik kültürler, yani doğa tapın kültürlerinde aslında ata tapın vardır. Ata tapın. Yani bugün şeyde de bildiğiniz gibi Japonlarda da o Budizm girmiştir ama yeteri kadar hem kabul görmemiştir hem de kendini değiştirerek yine o ata tapım kültürüne adapte edilmiştir. Kendi özünü yitirmiştir. Bu Orta Asya'daki Türkler olsun, diğer şamanik kültürler olsun, işte antik dönemdeki Mezopotamya'da olsun, Yunan'da olsun hepsinde ortak olarak ata tapım dinlerinde özellik şudur.
Kavimler kendi törelerini, büyük atalarının mezarını törenlerle ziyaret ederek onun etrafında oluştururlar. Yani onların yurt edindikleri yer atalarının mezarlarının olduğu yerdir. Atalarının mezarlarından ayrılıp kendilerini kaybetmek istemezler. Törelerini korumak için o mezarları mabetleştirirler. Mabet burada gene tören düzenleme. O mezarın etrafında anıları anlatma, mitleri, efsaneleri dile getirme. Maksat halkı mayalamak. Bir toplum oluşturmak için mayalamak. Özellikle de göçebeyseniz bu çok daha zor. Çünkü yeni koşullar, yeni şartlar altında insanın önceden kurduğu harita eğer yoksa içinde dış manzaralar onu kendisini kendisinden alabilir ve saptırabilir. Şimdi ata dinlerinin bu ata tapım mezarlarına shrine'da denmiştir. Bugün kullanılan terimlerden biri shrine, yani kutsal mezar. Ama bu kutsal mezarlar, bu shrine'ların içinde ne vardır? O atanın, o baş atanın veya varsayılan baş atanın, yani o törenin başı olan kişinin kemikleri vardır. Yani bir kemikler etrafında, bir ölü kemiği etrafında toplanıp onun anısıyla bir toplum oluşturma projesidir bu. Burada kendi özleri yoktur. Yani bireyler o mezara gittiklerinde kendi özlerini değil, kendilerine miras kalmış olan törenin atasını anmaktadırlar. O ataya saygılarını sunmaktadırlar. Kendi özlerine değil. O zaman bunlar törel kölelerdir. Bir soya ve bir töreye bağlı olarak kendi öz dirimli özgürlüklerinden vazgeçmişlerdir. Bu bir kimlik uğrunadır. Yani kimlik oluşturmak, filancalardanım, falan soydanım diyebilmek için kendini yatsımak anlamına gelebilir. Musa'nın inşa ettiği mabette ise ölü kemikleri değil, mabedin merkezinde yasa kitabı var. Bir yasa kitabının etrafında ritüellerle bir toplum oluşturma projesi. Bu olağanüstü bir öykü. Olağanüstü bir öykü. Adil bir yasa toplumsal barış ilkesi olarak sükun ve huzurdur. Yani bu içsel sükun, meditatif olan içsel sükun deneyimi toplumsal olarak ancak adaletle mümkündür. Bir toplum adalet indiğinde o topluma da şekine inmiştir. Şekine aynı zamanda adalet ilkesinin yeryüzüne ayak basması. Krallık ilkesi, egemenlik ilkesi. Krallık derken burada egemenlik kastediliyor. Ve toplumun sekineye, sükuna, barışa kavuşması ancak adalet ilkesiyle. Bu da çok ilginç bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'de dört kitap haktır biliyorsunuz İslam'a göre. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ta, Davud'a indirilen Zebur'da, İsa'ya indirilen İncil'de ve sana indirilenlerde diye böyle dört kitabı arka arkaya sıralayıp sana indirilende söyleyerek nur ve hidayet vardır der. Bu son derece ilginçtir. Dört kitabı birbirine bağlayan iki tane terimden söz eder. Nur ve hidayet. İşte sufi ve muhakkik sufilere göre, özellikle İbn Arabi gibi bu işin tasavvuf terminolojisini en üst düzeyde, felsefe düzeyine taşıyanlar görülür ki nur burada sevgidir. Tanrısal sevgi, saltık sevgi, karşılıksız sevgi demek. Hidayet de adalet demektir. Hidayet, hüda, kılavuzdan gelir. Neye kılavuzlanmak? Adalete. O zaman sevgi, buradaki sevgi faziletin sevgisidir. Herhangi bir sevgi değil. Ailenin birbirine olan sevgisi, insanların eşeğe olan sevgisi değil. Faziletin sevgisi. O zaman faziletten doğan sevgiye Mesih, adaletten doğan barışa Mehdi denmiştir. Musa bu anlamıyla hem Mehdi hem de Mesih'tir. Çünkü hem İbrahim'in geleneği üzerine bedende sünnet olmuştur, hem de Tora'da çok açık olarak kalbinin gulfesinin de sünnet olduğu söylenmektedir. Kalbinin gulfesi sünnet olmak demek,
ilahi sevgiyle dolmuş, sevinçle dolmuş olmak demek. O halde Musa hem Mehdi hem de Mesihlik sıfatlarını taşımaktadır. Metin Hocam, su arası vermedin. Ben de Susman'dan fırat ver onu. Fırsat bilip. Ya ben biliyorum çok az kaldı. Fakat çok az. Hiçlik biliyorum. Hiçlikten buraya nasıl geçtik? Ben biraz yolumu kaybetmiş gibiyim. Çok güzel. İyi ki kaybettiniz ve gene bulmak size kalacak. Eyvah. Peki tamam. Hadi baştan başlayalım oraya. tekrar dinlediğimizde zaten tamam. O pekişmiş olacak. Şimdi şöyle. Ha, bu nedenle de bildiğiniz gibi Musa Nebi için yasanın peygamberi denmiştir. Şimdi tüm bunlardan başka, tüm bu anlatımlardan başka, kendine özgü, çok özgü bir anlatımla ölüp ölüler arasından dirilmeden söz eden ve semaya aldığı söylenen İsa'dan söz etmek. Fakat İsa'nın sözü edilen çarmıhta ölüp ve ruhta, bedende ölüp, ruhta dirilip semaya ağması söylencesi havarileri tarafından özellikle Meryemler bildiğiniz gibi krem sürmek için onun cesedini arayıp bir mezarlıkta gömüldüğü mezarlığa girip içine girdiklerinde mezarı boş bulurlar. Şimdi bu çok ilginç bir hikayedir. Öyküdür, mabetlerin işte hiçlik meselesine gene geldik. Yaşasın. Vurguladığı yere geldik. Gene bu kadar serüvenden sonra gene hiçliğe geldik. Bu kez mezarın içinde kemik yoktur. Ata mezarı değildir. Yasa yoktur. Bir düzen arayış mezarı değil. Ama içeride kimse yoktur. Hiçlik vardır. Peki içeri giren neyi görecektir? Hiç nedir burada? Hiç aynasında kendini görecektir denir. Tüm sufiler hiçlik aynasında kendini gören kendi ruhunu bulur. O nedenle Kur'an-ı Kerim İsa için o Allah'ın oğlu değil, Allah'ın ruhudur demiştir. O Mesih'tir, Allah'tan bir kelamdır ve Ruhullah'tır. Tamlaması bu, Ruhullah. O halde bir insan İsa'nın tırnak içinde mezarına girdiğinde kendisinden başka kimseyi orada bulmayacaktır. Ne ata kemiği ne de yasa düzeni. Kendini bulmanın bu hiçlik aynasında olduğu bu serüvenin gelmesi gereken aşamalardan biri olduğunu bize göstermiş oluyor. Ve kendini gören kendine kavuşur. Bu saltık özgürlüktür. Koşulsuz özgürlük. Ama iç dünyada olduğu için koşulsuz özgürlük toplumsal ilişkilerde koşullandırılması gerekir. Gene Musa'ya, gene onun düzenine gereksinim vardır. O zaman toplum düzeni adalet gerektirir. Ama içsel, soyut, hiçliğe vararak kendi öz varlığının keşfi ise şeriatsızdır, yasasızdır. Orada şeriat yoktur. Orada hiçlik deneyiminde kendi öz benliğinin keşfi vardır. Bu dışarıya dayatılamaz. Bu ben işte özgürlüğü buldum, hepinizin egemeniyim değil. Aksine dışarıya siz de bu özgürlüğe davetlisiniz der. Şimdi ilginç olarak yine pek fazla sözü edilmeyen bahislerdir bunlar. İsa'nın mezarı yani ruhun mahalli, mekanı değil. Mahal halden gelir, mekanla ilgisi yoktur. İsa'nın mezarı yani ruhun mahalli, Muhammed Nebi'nin tesis ettiği mabettir. Hoppala, nereden nereye değil mi? Olur mu böyle şey? Bakın nasıl oluyor. Hristiyan kilise bu İsa'nın boş mezarı olan mabet devraldıklarında bu paganlara çok yabancı gelmiştir. Ya bir hiçliğin etrafında nasıl toplanılır? Nasıl olurmuş ya bu? Ne biçim bir iştir? Biz elle tutulur, gözle görülür şeylere inanırız. Siz ne diyorsunuz? Bir ruhtan söz ediyorsunuz, ortalıkta yok.
göğe adı diyorsunuz. Ne zaman gelecek belli değil. Biz buna nasıl inanalım? Kilisede bildiğiniz gibi Roma'da kurulduğu için, pagan kültürün de merkezi Roma olduğu için, antik Yunan ve Roma kültüründeki tüm resim ve heykel geleneği, betimleme geleneği, kendi geleneğinde, yani İsa'nın içinden geldiği Musevi gelenekte olmamasına karşın, orada ellerinizle yaptığınıza tapmayın ilkesine karşın, kendi elleriyle İncil'i resmederek, İsa'yı ve havarileri resmederek paganlara buyurun heykel istiyorsanız heykel, resim istiyorsanız resim, ama bütün bunların içine biz İsa'yı size anlatmak istiyoruz. Bir ortak yol bulduklarında hiçlik aynası kayboldu. Hiçlik aynası kayboldu. Hristiyan kilisesinin bu boş mabedin içine pagan geleneklerle uygun resim heykeller doldurmasının hiçlik aynasını yok etmesi, bir sürü imge onu perdelemiştir. Ve seyirlik bir panayıra dönüşmüştür. Kiliseler bu anlamda seyirlik bir panayır. Daha sonra Protestan kilisesinin işte kendi içindeki bu tapım araçlarının hepsini dışarıya atma çabası yeniden geriye dönüş, aslına dönüş çabası olarak bilinmektedir. Şimdi bunu bir de biz İsa'nın bizzat kendisinin Süleyman'ın mabedinin karşısında veya içine girdikten sonra söylediklerinde de görüyoruz. Orada ne diyor? Süleyman'ın mabedine girdiğinde İsa diyor ki, babamın mabedini panayır yerine çevirdiniz. Burada alışverişler yapıyorsunuz. Burada bir dünyevi işler görüyorsunuz. Babamın evini kirlettiniz. Aslında kastettiği sufilere göre, İsa'nın kastettiği, kendinizi unuttunuz, eşyalara tapıyorsunuz. Özeti bu. Bu nedenle Muhammedi mescidin içinde hiçbir beti, resim ve heykel bulunmaz. Hatta yazı bile olmamalıdır. Sonradan onlar Hristiyanlığa öykünerek içine bir takım yazılar koyarak dengelenmek istemiştir. Halbuki yatsınan gene özgürlüktür. Zihinden azad olup özgürleşip ruhuyla baş başa kaldığında işte sekine ruhlara iner. Ruhlar teskin olurlar. Kendi kendileriyle teskin olurlar. Ruhlar başka bir şeyle doyurulamazlar. Nasıl akıl bilgiyle doyurulur, beden gıdayla doyurulursa, ruh da sekineyle ve sevgiyle doyar. Sekine ve sevgi. İbrani geleneğinde İsa neyse, Brahman geleneğinde bu da aynı konumdadır. Nirvana, yani hiçliğe ermek, tüm kültür, inanç ve geleneklerin, o kategorik yapılanmanın, o toplum sınıflamalarının tümünün yatsınıp geleneklerin baskısının ve yüklerinden kurtularak, özetle bugün için kullanacağımız en genel terimle, bağnazlık, cehalet ve kaba gücün etkisinden kurtularak özgürleşmeyi amaçlar. Süleyman'ın mabedinde de aynısını söylemiştik. Hohma, bina, Şekina'yı indirir. Ve Şekina indiğinde İsa Nebi der ki, şimdi düğün bayramıdır. Sevinçle kalpleriniz dolabilir. İşte buna Holy Wedding, kutsal evlilik, şeyde de, Musevilikte de Devekut denmiştir. Hani şu ellerimizi böyle yapıyoruz ya, işte bu Devekut, bu Holy Wedding, bu Hohmak Binah'ın kavuşması, huzur, peace ve sevgi. Yürekler sevinçle dolar. Sözü edilen mabetler bir ülkü mabedi olarak düşünülürse aslında bir ideal toplum projesidir. Ve bu ülkü mabedi inşası bitimsiz bir inşadır. Dirimli bir süreçtir ve sürekli çalışma gerektirir. Sözlerimi Aziz Paul'un, Paulus'un İncil'de, 1. Korintoslular'da söylediği bir sözle tamamlamak istiyorum izninizle. Aziz Paul şöyle der. Tüm anlatımı içerdiği için nihai noktayı onun sözüyle bitiriyorum. Bilmez misiniz ki Tanrı'nın mabedi sizsiniz. Ve Tanrı'nın ruhu sizde durmaktadır. Eğer bir kimse
Tanrı'nın mabedini bozarsa Tanrı da onu bozacaktır. Çünkü Tanrı'nın mabedi mukaddestir. O mabet sizsiniz. Bakınız, dışarıda bir taş mabet değil artık. İnsanın doğrudan doğruya kendisi Tanrı'nın mabedi olduğu ilan edilmiş. Efendim, benim sunum naçizane bu. Çok teşekkürler Metin. Gerçekten çok hoş. Bu şimdi herkese söylüyorum, evet, alkışlar, doğru. Bu Metin Hoca'nın bize verdiği ikinci konuşma yaptı. İkinci oturumumuz kendisiyle, biliyorsunuz zaten ya, o gerçekleştirmiş oturumlar listesinden. O da tadına doyulmaz bir oturum toplantı olmuştu. Metin Hoca'yı bize tanıştıran Nuri Doğan aramızda, kendisine de bize öneren geçen oturumda kendisine de çok teşekkürler Nuri. Onun sayesinde biz tanıştık Metin Hoca'yla. Şimdi ben sözü Şule'ye bırakıyorum. Sizlerin yazdığı soru ve yorumları kendi ortadan sesli olaraktan okuyacak. Metin Hoca da onları yanıtlayacak. O biraz yavaşlamaya başladıktan sonra el kaldırıp soruda sözlü sohbete de geçebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum. Daha dur, bitmedi daha konuşmam. Bir dakika. Evet, mikrofon sende, buyur lütfen. Tekrar teşekkür ediyorum Metin Hocam. Çok çok teşekkürler. Esasında chatte sorularımız var ama ben bunları biraz da birleştirerek gitmek istiyorum. Amacım da biraz daha sözlü sorulara yer bırakabilmek. Şimdi Refik Bey'le başladık biz sorularımıza. Refik Bey hem yorumlar hem sorular şeklinde gitmeyi tercih etti ve oradaki sorusu şuydu esasında. Diyordu ki, varoluşun ve varlığın önüne algıyı koyabilir miyiz? Çünkü diyordu, ben özetliyorum Refik Bey, hem bizim nasıl algıladığımız hem de başkalarının bizi nasıl algıladığı kıstasından hareketle bence öncelik algıdadır diye bir yorumu vardı varlık ve varoluşun önünde. Buna ilaveten Refik Bey'in bir sorusu daha. Bunlar Şule Hanım, bunlar teknik felsefi sorular. Şimdi sevgili kardeşimin bu tespitine uygun görüşler var. Ama bildiğiniz gibi örneğin sistematik felsefeyi felsefenin kurucusu Hegel der ki, algı dönüştürücü bir ilkedir. Duyuda olanı anlak, yani anlama yetisine dönüştürür. Algı, evet, ilk dönüştürücü dolayımdır. Doğru, aynen kardeşimin söylediği gibi. Ama o aşamada duramayız der. Bunu evrensele taşımalıyız. Evrensel ise ussal olandır, yasa olandır ve algıda kalamayız. Çünkü algı bireysellik ilkesidir, evrensellik ise toplumsallık ilkesidir. Bireysellikte kalamayız. Yani Refik kardeşimin söylediği aslında başlangıç için, hem varoluş için hem de diğer felsefeler için zorunlu dolayım aşaması olduğu için doğrudur. Evet, esasında Serkan Taylan da diyordu ki devamında, bu da güzel bir açıklamaydı. Algılayabilmek için şey var olmadan, yani bir varlık olmadan algı olamaz gibi bir yorumu vardı. Bu birbirini takip eden bir şey olduğu için ben tekrarlamak istedim. Refik Bey, şaşacak bir şey yok yani. Duyularda bulduğumuzu algılıyoruz ama algılamada Immanuel Kant'ın dediği gibi zihin devreye girer, kategoriler devreye girer. Yani doğru, algı sadece duyularda bir yansıyan imge değildir. Düşünme yetisi, anlama yetisinin kategorileriyle o duyulardaki imlemle onu içeriye alması der Kant ve buna algı der. O arada da zaman ve mekan kalıplarından geçirmiş oluruz. Buna da duyarlılık ilkesi der. Bunlar teknik felsefi konular. Benim anlattığım şeye katkısı olur mu bilmiyorum. Bir macera anlattım. Benim arzu ettiğim oradaki eksikler, gedikler değil, maceranın kendisine dair bir şey. Bu serüven, büyük bir serüven anlattım. Esasında siz salınımı anlattınız hocam. Nereden salındığını ben öyle hissettim. Evet. Refik Bey şunu söylüyor. Salınırken, özür dilerim Şule Hanım, salınma ve alınmada şöyle bir şey vardı. Onu da hemen söylemiş olayım.
salınırken varoluşçuların dediği gibi dünyaya atılmışız biz. Sartre'ın falan dediği gibi. Dünyaya terk edilmişiz. Yani bir anneden doğmuş oluyoruz ama bu anne bizim aslımızdır, gerçeğimizdir, tanrımızdır falan diyemeyiz. Aracımızdır. Evet tamam da nereye attın bizi anne? Bu curcunanın içine attın. Keşke de atmasaydın. Ne olacak bu? Her neyse. Salınma elimizde değil ama alınma elimizdeyse insan oluruz diyorlar. Alınmadı da elimizde değilse beşer geldi, beşer gitti. Evet. Şu la ilahe illallah sözü hocam. Refik Bey'in ikinci sorusu buydu. Diyordu ki oradan gerçi o farklı bir yol almış. Yani benim yorumum böyle. Nietzsche'ye ulaşarak evet. Söylemine geçiş yapabilir miyiz diyor. Bunun cevabını sizden duymak istiyor. Nereye geçiş yapabilir miyiz? Nietzsche'nin Tanrı öldü. Ha tabii tabii. Tanrı sadece Tanrı öldü değil, Tanrılar öldü olması lazım. Evet. Şimdi Nietzsche'nin Tanrı öldü demesi aslında kiliseye yöneliktir. Ve kilisenin tanrısını kasteder. Çünkü Avrupa'da egemen olan kilisenin tanrı dayatmasıdır ve onun öldüğünü söyler, ilan eder ve bunu da bildiğiniz gibi Zerdüşt'te söyletir. Özgürlük ilkesi olan. Ama burada benim söylediğim la ilahe de ilahlar. Şimdi bakınız bu bir şey, dil şeyi de aynı zamanda dilin gücünü de taşıyor. La ilahe yoksa illallah diyemezsiniz. Tasavvufta bu açık nettir. Yani direkt illallah derseniz Allah belkilidir. Belki Allah vardır demiş olursunuz. İlahe illallah derseniz Allah da ilahlardan bir ilahtır demiş olursunuz. Ama la ilahe illallah dediğinizde bu koşullu olarak tüm ilahların reddinde varlığın kendisinin onanması anlamındadır. La ilahe illallah birçok dini inançlar içinde olanların anlamadığı bir şeydir. Neden? İşte onun için arifler, sufiler hep bunun mücadelesini verdiler. Çünkü insanlar Allah terimini ilahlardan bir ilah olarak kabul ederler ve kendi mahallelerinin bir ilahıdır, inancıdır. Ama bunu evrensel bir boyutta kavramazlar. O nedenle katılıyorum Refik kardeşime. Evet, tüm tanrılarda. Hani FX gibidir, bakın fonksiyon X gibidir, ilah kelimesi. Mesela İngilizce'de konuşursak şöyle desek, diyebiliriz. A man, bir insan, hangi insan? Belirlenmemiş. Bir insan ama belirli değil. The man, bu belirli. Bu insan. İşte a man değil olacak. La ilahe. Meçhul bir inanç, meçhul bir tanrıya inanç değil. Kendi deneyimlediği ve kendinin Rabbi olarak kavuştuğu bu. This ilah olacak. Çünkü insan ilahsız olamaz. İlah burada hükmeden irade demek. İnsan, mesela ben bir yerde bir toplantıda bir konuşma yaptım. Bir kardeşimiz de dedi ki ya size din min falan anlattınız. Pek fazla dinlemedi anladığım kadarıyla anlattığım şeyi. Ben dedi matematik profesörüyüm. Evet tamam bu saçmalıkları dedi. Yani dinlemekte pek hoş olmadı ama söyleyeyim ben ateistim dedi. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Ben de kendisine dedim ki vallahi dedim ben ömrüm boyunca bir ateist aradım ki önünde secdeydi. Çünkü ben biliyorum ki bir tek Tanrı'nın Tanrısı yoktur. Senin tanrılarını bir saysam şimdi, yani elinden alındığında feryat edeceğin şeyleri bir saysam, çok tanrılı olduğunu görürsün. Şaka gibi. Bu derinliklere inmeden bu kanaviçe dokunamaz. Evet hocam. Yılmaz Ayata, külden doğmak, tümden doğmak olarak kabul edilebilir evet. Diyor. Aynen onu demek istemiştim. Çok teşekkür evet. Ederim. Çok iyi güzel dinlemişler. Bir özür. Son derece güzel. Yani, i̇şte Allah'tan doğmak da söylenen odur. Tümden doğmak, külliden doğmak. Çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. Siz şeyi açıklamıştınız, ahlak kavramına ulaşımı, belki nihilizmdeki yol haritasından. Orada da Erdem Aladağ'ın bir sorusu oldu. Tam da diyordu ki ahlak yoktur, toplumsal uzlaşma vardır. Anlayışı bir örnekseme olabilir mi? Buna ilişkin... Şimdi bu...
Ama nihilistler orada kalmıyorlar. Salt uzlaşımda duramıyorlar. Diyorlar ki bir olumlu ahlak ilkesi olmalıdır. Uzlaştığımız her şey, yani herkes derler ya, herkes kendini denize atarsa ben de gidip atmayacağım. Herkes gider mersine, ben giderim tersine. Yani hanif olacağız. Yani doğrunun peşinde, hakikatin peşinde gideceğiz. Ama nihilistler değersizlik savunduklarını zannedildiği için onlar diyorlar ki hayır, bizim savunduğumuz ahlak olumlu bir ahlaktır. Önceki ahlakları olumsuz buluyoruz. Dinsel ahlak olumsuzdur. Örneğin Kant'ta da vardır bu. Kant dinsel ahlakın olumsuz olduğunu söyler. Neden? Çünkü der ki buyruk dışarıdan geliyorsa, bu ister Tanrı buyruğu, ister peygamber iletisi, ister bir aziz, ister otorite, ister ebeveyn, ne olursa olsun otorite dışarıdan geliyorsa o ahlak koşullu ahlaktır. Halbuki özgür ahlak ahlaktır. O da kategorik imperatiftir. Yani salt hiçbir dış etkenin, yetkenin emri altında olmadan kendi iradesiyle bir insan iyilik yapmayı talep ettiğinde, istediğinde o ahlaklıdır. İşte nihilizm aslında Kant'ın bu şeyinden kaynaklanır. Diyorlar ki olumlu ahlak yaşamı geliştirendir. Yaşamı geliştirmiyorsa hiçbir ahlak bizim için kabul değildir. Önemli bir şey söylüyorlar. Toplumsal bir uzlaşma mıdır Sayın Hocam? Hayır, uzlaşma demiyorlar. İdari yönde, nihilistler açısından değil. Pardon? Yok, nihilistler açısından değil. Ben Erdem Bey'in sorusunun tam karşılığını almak açısından. Evet. Laiklik ayrımına hatta kutsal mabet olayında da anlattınız. İdari, evet. Yani ve ruhani mabet. Ahlak. Evet. Toplumsal ahlak o zaman toplumsal bir uzlaşma mıdır ruhani kısım dışında? Tabii. Adalet. Adalet ilkesi. Dıştaki, yani krallık sarayının ilkesi adalet. Mabedin ilkesi fazilet, erdem. Mabed içeriden olana deniyor. Mesih içeridendir. Mesela Yusuf Nebi Mısır'da, yani Kem ülkesinde kaldı. Ve Kem diyarını, yani o karanlığı aydınlattı, nurlandırdı. Bakın çok ilginç bir şey anlatıyor. Yusuf Nebi Mesih'tir. Mesih demek içeriden, mabedi içeriden kuran, dışarıdan değil, dış güçle değil. İçeriden fethederek, biz ona fetih diyoruz. Ali Fettah'ydı diyoruz, yani içeriden gönülleri fetheder. Peki nasıl yaptı bunu? Mısır, işte kıtlık ve bolluk ve kıtlık dönemlerini kendisi önceden bildi. Evet, o da size vezirlik verdiler. Tamam. İyi ama Mısır kimseye karşılıksız bir yardım yapmıyordu. Çünkü Firavun'undu bütün mülk. Dilediği gibi kullanıyordu. Ve zulümdü. Yani kölelere vermiyor, komşu devletlere vermiyor. Sadece kendisi için stoklamıştı. Ama Yusuf Nebi o şeyi, o stokladıklarını kendisi, kendi görüşüyle önceden biriktirip sonradan kullanma hakkı olduğu için kendi kavmi de geldiğinde, kendi kardeşleri geldiğinde ve diğer kavimlere de rahmet olarak, işte rahmet kelimesi buradan geliyor. Karşılıksız bağış olarak verdi. Neyi yıktı? Rahmetsiz olan zulmü yıktı. Neyle yıktı? Rahmetle yıktı. Savaşarak değil bakın. Firavun'la savaşmadı ama Firavunluğun zulmünü erdemle yok etti. İşte erdemler, faziletler içseldir. Adalet dışsal toplum ilkesidir. Hatta Niyazi Mısri diye bilinen Niyazi Malatyevi, Malatyalı Niyazi'nin, o büyük sufinin büyük bir sözü var. Kendisine soruyorlar. Efendim bu Mehdi gelecekmiş, Mesih gelecekmiş tekrardan. Siz ne diyorsunuz? Bir bedenle mi gelecek? İki ayrı bedende mi gelecek? Biri imam olup öbürü cemaat mi olacak? Hani şu anlatılan öyküyü sormuşlar. Bu büyük sufi, muhakkik sufi ve kendisinin aydınlattığı o dönemde halen de aydınlığı sürmektedir. Ama bizler biganeyiz, biz sırtımızı döndük, zararı yok. Bu büyük sufi der ki, Mehdi benim adlim durur. Mesih benim fazlım durur. Mehdi benim adaletim, Mesih benim hidayetim. Mesih benim faziletimdir, erdemimdir diyor. Yani bir insan erdemle kendini kurtarabilir, adaletle topluma yardımcı olabilir.
Anlatılan şey birbirini tamamlayan, Mesih Mehdi birbirine karşısında olamaz. O nedenle başlangıçta Musa hem kalbi sünnet edilmiş, hem bedeni sünnet edilmiş ki başlangıçta da değildi ve kendi oğlunun da sünnet edilmemesine Rabbi kızmıştı filan. Yani topluma uyumu da istemişti, töreye uyumu da istemişti. Evet. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz hocam. Zeynep Hanım'ın, Zeynep el bastı ve Serkan Bey'in bir sorusu, esasında hepsini birlikte alabiliriz diye düşünüyorum ben. Zeynep Hanım 3 soru sordu. Dini kurallar egoyu besler mi? Esasında biraz önce konuştuğumuz konunun üzerinden geçtik ama cevap, iç ses yani Rabbi duymak ile hiçlik arasındaki ilişkiyi ve en sonunda zihni azat etmek ile mi mümkün hiçlik dedi. Serkan Bey de bunlara ilaveten bir yol haritası şeklinde esasında kendine dönüp dünyayı unutan mı hiçliğe daha yaklaşır, kendini unutup köprü devrim yapmakla uğraşan mı dedi. Bu 3 soru hocam, dini kurallar egoyu besler mi, iç sesi duymak ile hiçlik arasındaki ilişki, zihni azat etmek. Bunların anlatımda zaten söyledim, hatırladınız. Şimdi hiçliğe ulaşmayan, özgürlüğe ulaşmadığı için zihninden de kültürden de azat olmaz, özgürleşemez. Hiçlik özgürleşme ilkesi. Ondan sonra ancak neyi tesis edeceği şu. Ve zihne özgürlük yok. Bakın kölelere özgürlük yok. Zihne özgürlük yok. Zihinden özgürlük. Kölelikten özgürlükten söz ediyoruz. Bambaşka bir şey. Doğru. Hocam ilginç bir soru var. Esasında bu soruyu ben de soracaktım. Melamilik ve kabalistlikle hiçliğin ilgisini açıklamanızı istiyor Erhan. Bunlar gene bizim maceranın dışına taştık. Şimdi bu sefer bilgi toplamak. Ansiklopedide var. Ben size kaynaklar söylesem girip oradan bakabilirsin. Bunlar tarihsel şeyler. Yani bu bizim serüvenin dışına çıktığı için bu özgürlük serüveni anlattım ben. Özgürlük serüveni önemli değil. Hangisi hangisine benziyor? Kim kimden ne aldı? Bu beni pek ilgilendirmiyor. Tamam özgürlük hocam. O zaman son bir soru var. Elin çocukları Sahar ve Salim. Bu kargaşa ve barış düşüncelerini nasıl etkilemiştir diye bir soru var. Jerusalem Salim'in barış ülkesi midir diye soruyor Salim Erdem. Şimdi sevgili Salim kardeşim şöyle çok güzel bir soru sordu. Aslında Yeruşalayim'dir. Yeruşalayim, Jeruzalem dediğimiz. Yeruşalayim çifte barış demektir. Çifte barış işte Süleyman peygamberin. Hem toplum barışı yani sivil barış, adalet ilkesi, hem ruhların bir arada barışık olması yani fazilet ilkesini iki ayrı ilke, biri toplumsal, biri bireysel olmak üzere iki ayrı ilkeyi çifte barış diye, Yeruşalayim diye söylemiştir. Dolayısıyla oraya Kudüs'te denmesi bu Yeruşalayim'in bozulmaması anlamında. Bu çifte barışın dokunulmaz olduğu ve dünyanın kalbidir. Ben Kudüs'e gidip orada Aşure diye bir program yapmıştım. Orada bir Sufi ziyaret ettim. Ve o Sufi oraya yerleşik bir Sufi. Yani 400 yıllık Kudüs'te yaşayan bir ailenin son ferdiydi. Vefat etti, Allah rahmet etsin. Konuştuk, hatta Türk televizyonlarında da bu benim programımda yayınlandı. Dedik ki Kudüs dünyanın kalbidir. Ve Kudüs'te barış olmazsa dünyada barış olamaz. İşte bu Yeruşalayim, Süleyman'ın mabedinin ilkesel önemi burada yatıyor. Çift nur. Çift nur. Yani nur ve hidayet. Adalet ve sevgi. Sevgi tüm faziletlerin kökenidir. Tanrısal sevgi, Allah aşkı, Tanrı aşkı aslında birlik kişiye, şuna buna yönelik olmayan insanın kendi kemaline olarak o kemaline duyduğu tutkudur. Bu nedenle kamil olma yolu diye açıklanır. Benim mürşidi kamilim, kendisinden irfan sohbetleriyle nasiplendiğim kişi, her fırsatta söylediğim gibi kendisine sorduğum bir soruya şöyle bir yanıt verdi. Efendim dedim, biz bu dünyada ne işimiz var? Felsefe biliyorum, işte bilim biliyorum. Zaten eğitimim var, tahsilliyim falan ama siz arifler yani bu gelenek ne diyorsunuz ya? Bak, sen ne söylersin bana? Dedik ki evladım biz dedi iadeli taahhütlü mektubuz. Bakın ilginç bir terim. İadeli taahhütlü bir mektubuz. Boş geldik dolu gideceğiz. Boş geldik
tabula rasa, dolu gideceğiz, içine ne yazdıysak. Dedik Kur'an-ı Kerim dedi iki oku arasındadır. İlk ayet, oku ayeti, Rabbinin adıyla oku. Yani doğayı oku, beşeriyeti oku, kendi tabiatını oku. Yani sana verili olanı oku. Ama son ayet, son ahirette onlara diyor ki ölüm trendidir Kur'an'da. Yine bir oku der. Bu kez ikinci oku. Oku, kendi kitabını oku. Nefsin sana şahit olarak yeter der. Bakın insan kendi yaşamı, kendi kitabının yazısı, sonunda da onaylayacak olan yine kendisi. Dış bir güce bağlanmıyor. Bunlar ariflerin bilgisidir. Herkes nail olmadığı için, herkes safsata içinde yoğrulmaktadır. Talep bile etmemektedir. Artık sırt dönmüştür. Hocam yazılı sorularımız sona erdi. Bu aşamadan sonra sözlü soru varsa bunları alabiliriz el kaldırıp. Yoksa ev sahibi var görüyorum ilk. Ama şey Yılmaz Bey normal el kaldırdı sanıyorum. Evet. Normal el kaldırmayı almıyoruz, hayır. Peki. O zaman Mehmet Sungur kaldırdı, evet. Evet, Mehmet Sungur evet, Bey'e söz verelim. Tamam. Mehmet tam açıldı sesin. Buyur lütfen. Tamam, sesim. Öncelikle gerçekten bu anlamlı ve hoş serüven için, güzel anlatım için, derin anlatım için Metin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir anlatımdı. Ben bir şeyi size söylemek istiyorum. Yani bilmem katılır mısınız? İnsan korku ve kaygıları, yani angst olarak tarif edilebilecek korku ve kaygıların temelinde hiçlik korkusu vardır. Yani o hiçlik korkusu aslında bir anlamda bu hiçlik aracılığıyla ölümün geçiciliğine hoş geldin der sufiler. Yani bir anlamda burada ben şöyle anlıyorum. Bireysel self'ten evrensel bir self'e geçiştir temel hedef. Yani artık bireysel self'ten evrensel self'e geçişte herhalde şöyle anlamak mümkün. Yani gerçeği arayanın gerçekle bir olması, kendisi olması, o anın kendisi olması, birleşme anlamında görüyorum. Yani bir nevi ben, benim gibi kavramlardan sevilen kavramına doğru bir geçiş. Bu bir anlamda şöyle de düşünülebilir. Self'ten arınma bir nevi ölümün kaçınılmazlığını kabul etmeyi getiriyor. Fiziksel ölümü reddetmiyor. Ancak ölümü bir değişiklik, bir değişim olarak görüyor. Yani değişimin bir parçası olarak görüyor. Burada tabii ki algılar meselesi şu anlamda değerli. Sıradan algı spektrumu içinde değil Sufizmin bize aktardığı şey. Yani uyanış aşamasına gelmemiş insanların algılama spektrumunun darlığı üzerine kurulu anlayış değil mi? Yani burada normalde uyanma dediğimiz şey aslında algı alanının genişlemesi. Bilgi ise o algının kendisi. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman algı alanı genişleyip bilgi spektrumu gelişmediği zaman tabii ki algılar dediğiniz gibi bireysel kalıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela okyanusa siz sadece bir bardakla giderseniz okyanustan sadece bir bardak suyla dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman kocaman bir ummanın içinde gerçekten bu bütünü aktarabilmek çok çok değerliydi. Çok teşekkür ediyorum. Ama bireysel self'ten evrensel self'e geçişin önemini vurgulamak istedim. Ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum Mehmet kardeşim. Çünkü tüm anlatımımı özetlediniz. Yani ne anlattıysam işte bu özetin içinde var. Çok güzel. Zaten kendi bilginiz de bu konuda var. Şimdi burada yalnız dikkate değer bir şey var. Siz de vurguladığınız için belki onu dillendirmekte yarar var. Yani insanın en temel kaygısı ölüm korkusudur. Bu son derece önemlidir ve Süleyman'ın meselelerini açtığınız zaman orada der ki hikmetin başlangıcı Rab korkusudur. Bakın Rab korkusu. Şimdi bu Rab dışarıdaysa bir yönetici demektir. Bir efendi. Yani buyruğu altında olduğunuz kişi. Bu çocuksunuz, ebeveyninizdir. Vesayet altındasınızdır. Ne bileyim devlet ricali altındasınız ve bu dışarıdaki buyruksallık Rab insanı köreleştirir ama kendi adına bile yani katılmadığı bir şey kendi adına bile yapılsa gene de kölelikten kurtulamaz. Bu ayrı. Rab dışarıdaysa. Dini anlatımda Rab asla dışarıda değil. Dinin içinde hep içseldir, hep iç sestir, hep aslında kendi vicdanıdır insanın ve dehasıdır.
kendi dehasına kavuşmak için işte kültürel benlikten sıyrılmak lazım. Şimdi buyurduğunuz gibi son derece önemli bir şey. Psikiyatrik açıdan da önemli, psikolojik açıdan tabii ki. Ama aynı zamanda bu dinsel, ezoterik anlamıyla dinsel alanda da çok önemli olan bu ölüm korkusuyla karşılaşmadan, yani ölümle karşılaşmadan kurtuluş yoktur. Hiçbir şey buna nasihat olamaz. O yüzden ölüp dirilme aslında ben size vakit olsa da anlatsam Mısır tapınaklarında gerçekten bir şey değil, bir tören değil. Gerçekten uygulanan bir ölüm dirim sürecidir. Belki başka bir zaman bir talep olursa, belki bir yıl sonra veya ne zaman isterseniz bir de onu anlatırım ben size. Ama sizin söylediğiniz son derece önemli. İsa Nebi'yi tekrar İncil'den anımsayalım. Ben ölümü yendim diyor. Ölümü yendim. Çok ilginç bir söz bu. Ölümden korkmamak, ölümü yenmekle olanaklı. Yoksa nasihatlerle, bir takım dışsal güçlere, tanrılara falan sığınmakla, efendim Allah ananevi geleneksel şeylerde ben zaten ölmeyeceğim, öldükten sonra galiba dirileceğim. Bunlar bildiğiniz gibi bu kaygıyı kaldırmaz. Ne zaman anlıyoruz bunu? Ölüm trendine giren kişilerin paniklerinden anlıyoruz. Hemen panik atak başlar. Evet. Evet, sadece ölürken değil tabii ölüm algısı olunca da oluyor. Yani algının bravo, kendisi de orada yani gerçek bir aynen, ölüm olmasa bile ölmek, çıldırmak, evet, kayıp evet, yani. Aslında belki de tabii, Freud'un kara delik ya da kara şey diye bahsettiği şey bir depresyon, bir motivasyon kaybı. Yani onu anlatıyor. İnsan türü motivasyonuyla var ve o motivasyonun kaybı, aslında motivasyon bizim her şeyimiz. Motivasyon tabii, olmadan, istenç ve irade olmadan hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla özellikle tabii, onunla başlıyor. Mehmet kardeşim, hiçliğe varmayanın motivasyonu dışsaldır. Dışsal evet, bir ilkeye bağlıdır. Ama hiçliğe varanın motivasyonu içseldir. Artık onun elinden alınamaz. Ona da herhalde fana noktasına geliş. Yani bir nevi fani değil midir? Fana demek. Önce fana fillah dediniz çünkü bir ara. Değil mi? Fana şimdi, dediğiniz. Fani, dünya fanidir dedikleri geçici evet, yani. Evet, Heraklit'in Heraklit'in dediği. Şimdi Heraklit her şey değişiyor derken aslında logos altında her şey değişiyor demişti. O unutuldu. Hegel bunu vurguladı. Logos, insanın öz bilinci, tümeldir, bütünseldir ve ondan doğmak gerekir. İnsan kendinden doğmalıdır. Çok İnsanın teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet. Sağ olun. Mehmet Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Cem Hocam, bir dakika bana bırak. Şöyle bir dakika mikrofonu bana bırak. Ne bırakıyorum hocam? Bir dakika. Onu bir dakika. Peki. Şimdi Mehmet Sungur, Metin sana da bir kulağında olsun. Bizim daha evvel bir konuşmacımız, bir moderatörümüz ve 6 Haziran'da da Metin aslında psikiyatr profesörü. 6 Haziran'da bize sen söyle, sen de bir tartışıyoruz o başlığı. Hadi sen söyle bugün, sen misafirsin. Sesini aç ama lütfen. Başlığımızı sen söyle. 6 Haziran'da yapacağın konuşmanın. Peki 6 Haziran mı demiştik? Nasıl diyorsan öyledir. Ben değiştiremem, biliyorum ne desem. Onun için 6 Haziran'da yapacağımız şey aslında şöyle bir plandı. Çok kısa aktarayım hemen. Yani bizim hedefimiz uzun vadede, bu benim üzerinde birlik, uluslararası birliklerin başkanı olduğum konunun adı bilişsel alan, bilişsel terapiler alanı. Bu alanla bir giriş yapabilmek için, yani bir nevi canlı bir karşılıklı uygulama yapmadan önce bu belirsizlikle barışmak, kaygı ve endişeyi yönetmek üzerine bir konuşma düzenleyelim diye konuştuk Cem abiyle. Yani hedefimiz şuydu, acaba bunun içine bilişsel kısmı koyabilir miyiz? Böylelikle yani insan algılarının hayatlarını nasıl belirlediği, yani düşünceler, duygularımız, duygularımız, davranışlarımız, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, karakterimizi, karakterimiz, kaderimizi belirliyor mantığından giderek. Tabii bir lojik var arkasında ama bu dünya her zaman lojik üzerine kurulu değil. Ama ne yazık ki tabii ki bu lojiyi kurmak zorundayız. Hatta lojik öyle bir noktaya geldi ki o kadar pragmatik bir hale geldi ki şöyle diyor neredeyse dünya, çözüm yoksa sorun da yoktur. Bu böylesine pragmatizmin pompalandığı bir dünyada insan acılarına şapka çıkarmak, kucaklamak çok zorlaşıyor. O yüzden de insan acılarının altını çizmek, biraz daha bu algıları vurgulamak amacıyla bir ön giriş yapıp ardından da bir uygulamayı ileride yapmayı planlamıştık. Çok teşekkür ederim Cemal. Bizim rica vermemiz, ederim. Bu çok güzel uygulamalardan birinde, bir dakika Metin. Uygulamalardan birisi Metin Hoca olsun.
Tamam. Buyur Metin Hoca. Ben de katılıyorum Sungur Hoca'nın söylediklerine. Yüzleşmek çok önemli. Hangi aşamada yüzleşmek? Ama yüzleşmek. Yani ayna sembolü biliyorsunuz yüzleşme sembolü. Refleksiyon dediğimiz şeydir. İnsanın kendini kendi içine çekmesi ve kendiyle yüzleşmesi. Bu süreç gerçekten yaşanmamışsa ne sufilik, ne budistlik ya da ne ona benzer hiçbir olgu gerçekliğine kavuşmaz. Sadece dışsal taklitlerde kalır. O nedenle de Bektaşiler taklit ile tok olan hakikatte açtır derler. Peki. O el kalktı. Şule sen de söyle. Evet duyuyorum. Salim Bey'in mikrofonunu açabilir miyiz Salim Erdem? Sen de açtırabilirsin. Yani co-host'un. Tamam. Ama yani ben şimdi veriyorum işareti. Sen de yapabilirsin onu. Açtı zaten. Teşekkür tamam. ederim. Metin Hocam, sizi dinlemek hep her seferinde büyük bir keyif oluyor. Ağzınıza sağlık. Ruhumuzu okşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben biraz önce sorduğum sorunun ilk kısmını biraz daha irdelemek istiyorum. Bir orada çok açık sormadığımı fark ettim. Tanrı El'in çocukları Saher ve Şalim bir ikiz aslında. Ben bunu ismimin manasını ararken bulmuştum. Saher kaosu, pardon, Saher günü temsil ediyor. Günde her şeyin hareketli olduğu, kaotik bir ortamın olduğu bir ortam. Şalim geceyi temsil ediyor. Gecede sakinlik, barış ve o Şalim, Şalom ve Salim oluyor, barış oluyor. Şimdi bu kavramlar aslında insanı sizin anlattıklarınızla ilişkilendirmeye çalıştım ben bunu bildiğim için. Ve sorumun ilk kısmı şuydu. Yani bu tarihsel perspektifte din bizim bildiğimiz dinlerin ortaya çıkmasından önce var olan yine aynı bölgede var olan bu düşünce yapısı acaba bu anlattıklarınızı da etkilemiş midir? Süleyman'ın tapınağı ile ilgili çünkü Süleyman'ın tapınağı kuracak bilgisinin olmadığı, gidip başka yerden mimar getirdiği falan gibi de şeyler var. Yani bu şu demek, Süleyman'ın o barış ortamını oluşturabilecek kadar belki becerisi yok, bunu başka bir yerlerden de alıp getirmiş ve buna kendi felsefesine katkıda bulunmaya çalışmış olabilir. Ben bu paralelde sorumun ilk kısmını sormak istemiştim. Sizden de bir şeyler duyarsam sevinirim. Çok güzel. Salim kardeşim aslında şimdi daha güzel oldu, açıklanmış oldu. Ben de kavramış oldum yani. Şimdi çünkü tam da o sırada da ses gidip geldiği için duyamamışım demek ki. Şimdi haklısınız. Süleyman Mabedi'ni kurarken üç kralın konsekrasyonu gerekir. Bu üç kralın konsekrasyonu olmaksızın, yani onayı olmaksızın oradaki ritüeller sadece kendi kendine yapılan uluslararasılık içermeyen ritüeller olurdu. Ve gerçekten işte Hiram Usta diye bildiğimiz mimar ve başka üç kralın bir araya gelmesiyle bu yapı bir evrensel bir mabet olarak inşa edildiği söylenir ve biz de bunu biliyoruz. Ama sizin söylediğiniz doğru. Bu gelenek Süleyman'da tabii ki başlamıyor. Bu Antik Mısır'dan geliyor. Antik Mısır'da Tanrı krallar, yani Tanrı firavunlar döneminden sonra ortadan kaldırılmış ve beşeri krallıklar olan firavunlar döneminde zulme dönüşmüş. Dolayısıyla içrek olarak, ezoterik olarak o Tanrı krallar öyküsü bildiğiniz gibi Adonai, Aton kültü, Iknaton kültü gelerek Musa üzerinden işte Süleyman Mabedi'ne ve daha sonra bütün dünyaya yayılmış bir ezoterik gelenekte dediğiniz doğru. İsimler konusunda da çok doğru. Bütün söylediklerinize katılıyorum. Zaten Leyl ve Nehar meselesi de
aynı o gece ve şeydir. Gece demek aslında iç demek, batın demek. Yani literatürde kavram olarak simgeleştirilmiştir. Nehar ilişkiler, toplumsal. Biz ona bazen halvet ve kesret de diyoruz. Yani halvet kendiyle baş başa kalmak, kesrete çıkmak, topluma çıkmak, farklılıklara kendini açmak demek. Çok güzel de katkınızı aynen onaylıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şu an Cem Hocam. Başka galiba. Benimiz yok. Mikrofon sizde, çok teşekkür ediyorum. Aa, nihayet. Teşekkürler şöyle sana da. Gerçekten. Tabii Metin'e de çok çok teşekkürler. Katkısı bulunanlara da. Atilla'ya, Zumtaran, yani bizlere bu oturuma teknik destek veren, sizleri alan, hatta almayan odur. Atilla'ya da çok çok teşekkürler, Atilla Arıdoğan'a. Daha oturumun başlarında duyurdum. Zumbalaki'ye üye olabilirsiniz web sayfası üzerinden. Orada göreceksiniz linki. Veya biraz kurcalarsınız, bakarsınız, olmazsa videoları izlersiniz. Ondan sonra da başvurabilirsiniz ilginiz sürüyorsa. Peki, tekrar tüm katılanlara, herkese çok teşekkürler, konuşmacılara. Metin Hoca, seneye mi konuşuyoruz seninle artık ya? Tamam. Doğru. Ne zaman hazır? Ne zaman isterseniz. Tamam. Bıkana kadar. Bıkana kadar. Her zaman hizmete alabiliriz de. Evet. Unutmayın, 6 Haziran'da Mehmet'i dinleyeceğiz. Daha haftaya kadınların beyaz perdesi var. Onlarla çalışmak çok zor oluyor. Bir araya o girerse öbürü küsüyor, öbürü gelmem diyor falan, böyle bir şeyleri var. Sinema sanatçıları. Neyse, bu aramızdaki bir dedikodu. Evet. Çok teşekkürler. Yavaş yavaş ben evden ayrılmanızı bekleyeyim isterseniz. Peki, teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Metin, biz de videoları izleyebiliyorsun değil mi Zumbalaki? Tabii. Görüyorsun, tabii. Tamam. Bunu da artık Erniş ne zaman ben indireceğim, toparlayıp Erdinç'e yollayacağım. O da ne zaman iletirse oraya YouTube'a yükleyecek. Başsın efendim. Peki. Tamam, müsaade. Ben bu arada saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Bir mukabele, tekrar teşekkürler. Evet, videoyu da kapatıyorum.